İyi, tamamdır. 4-5 kişi var. O zaman başlıyoruz. Ya bugün bildiğiniz gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün de zaten bayağıdır çok takdir ettiğim bir oluşumun sitesinden yürüyeceğiz. Hani bildiğiniz gibi solda feminizme karşı büyük bir şey var. Ön yargı var ne yazık ki. Hani belli bir zamandan sonra bu burjuva ideolojisidir, carttı cürttü muhabbetlerinden dolayı. Bundan da uzun zamandır böyle işlerini çok beğendiğim ekmek ve gül oluşumuna bakacağız. Hani bu algıyı kırmak için sosyalist feministlere bakacağız. Hani zaten feminizmin başı büyük ölçüde sosyalist yani. Bu ekmek ve gül meselesine gelirsek, burada ekmek tahmin edebileceğiniz gibi hani düz ekmek emeğimizin karşılığını almalıyız. Hani hayatta kalacak belirli materyal koşulları bize vermeli çalıştığımız iş veya gösterdiğimiz emek. Aslında hani emek göstermeden de hayatta kalabilecek bir şeyi sana sağlanmalı toplum tarafından. Orası ayrı mesele de. Burada esas vurucu kısmı bize ekmek de verin, gül de kısmı. Gül burada tabii ki daha iyi bir yaşamı, sevgiyi, kardeşliği temsil ediyor. Hani sadece iş yaşamakla bitmiyor. Hayatı güzel yaşamakla da alakalı. Bakalım şey gündemden başlayalım. İzmir'de 8 Mart'ta kadınlar sokakta bu enkazı kaldıracak yeni bir hayatı mücadelemize kuracağız. Yani bana çok da bir burjuva söylemi gibi gelmedi. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Kadın yaşama özgürlük, God Complex'in yazdığı gibi cinciyen azadi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde başlamak da uygun olmuş yani. Mesela God Complex kadın hareketi birçok hareketten daha radikal. Ya birçok hareketi bırak bence hani Türkiye tarihindeki en örgütlü ve radikal örgüt. Hani en soldaki ilerici olduğunu düşünen insan bile 8 Mart'larda açılan çoğu pankarttan çok rahatsızlık duyup şey yapıyor. Abi çok abartmıyor musunuz falan moduna giriyor. Çünkü hareket cidden de çok radikal. İçindekiler çok ilerlemiş insanlar yani. Diğer hareketlere göre. Mesela kaç yıldır belki yani Boğaziçi protestolarından beri herhangi bir yerde toplu bir şekilde hükümet istifa dendiğini ne zaman gördünüz? Bugün kadın hareketi gene demiş mesela. Şöyle miydi o tek? Aynen. Farklı mıydı ya Türkiye'deki 8 Mart'taki? Tamam, şöyle desek. Tamam, aradığım şey değil de şöyle yazsam çıkar herhalde. Burası İstiklal Caddesi aslında İstanbul'daki ana yer bile değil. İstanbul'da ana yer neresi? Birisi Taksim Meydanı tabii ki. Diğeri de Kadıköy. Ha, İstiklal Caddesi zaten Taksim. Ben de kafam gitti bir an. Marufa gitti kafam.
Eskişehir'de falan olan versiyonları da var. Ankara'da da var yani. Türkiye'de kimde taş yakalmış bir hani şey, 14 Mayıs'a seçim olacak, seçimi önerebiliriz muhabbetleri falan başlamışken kim önerir başka hükümet istifa falan diye toplu bir şekilde. Emine Hermes çantanı kapıda bırak mı yazıyor? Saraya bırak, sokağa yer. 8 Mart dövizleri de çok güzel oluyor. Yani. Sonra zaten tek hükümet istifa için bu kadar video vardır. Bak mesela o defteri yırtar başınıza çalarız. Hani bunu tek bir çok gaza gelirse Erkan Baş falan söyler yani bir topluluk söylemez bunu Türkiye'de şu an. Mesela hani kadın hareketi derler yok sınıf siyasetinden ayırıyor falan. Al işte güvenli kampüs, güvenli yurt hakkımızları vazgeçmeyeceğiz. O an şu an altılı masada şunları dile getirsinler diye millet yalvarıyor yalvarıyor. Arada lütfedip de söylüyorlar yani. Güvenli yaşam, güvenli binalar istiyoruz. Yani 8 Mart'lara gideniniz varsa bilir yani. Ya 8 Mart'ta yarısı kadınlarla ilgiliyse atılan sloganların diğer yarısı çok farklı konularla ilgili. Tabii farklı dediğin kadınlar nüfusun yarısı olduğu için onları da ilgilendiriyor tabii ki de. Aynen abi, bu mu burjuva gat kompleks? Ranta yıkıma ihmale karşı kadın dayanışması, hayatı yeniden kuracağız. Bu mudur yani? Hani burjuva dediğin. TTB Tabipler Odası mesela. Hani sonunda şey böyle. Bir tane STK akıl etmiş de 8 Mart'larda full kadınlar konuşuyor. Hani televizyona çıkıp İstanbul Sözleşmesi'ne full erkek de tartıştı bu ülke. Kendi halkına bir savaş enkazı bırakmış bir iktidar var. Partiye kal düzenin rantçı siyasetçiliğe bulmazlığa dönen kentlerin mimarıdır. Uf, baksana burjuva söyleme. Burjuva herhalde Friedrich Engels ha. Herhalde depremin yarattığı psikolojik yıkım falan bu ideolojinin burjuva kısmı. Ya şu da hani belirli bir şekilde yaymaya çalıştık da şu kadınların su ve hijyene bağlı sağlık sorunları falan. Böyle olaylarda en son iplenecek şeyler özellikle pet dağıtımı vesaire. Ama belli bir kamuoyu yaratılmaya çalıştı ama inşallah yeterli olmuştur yani ki zannetmiyorum. Hala yüz binlerce insan var deprem bölgelerinde sonuçta. Ha mesela yürüyüşün yasaklanma haberi gibi kaç yıldır herhalde 3-4 yıl oldu. Her zaman Taksim istasyonlu bir de Şişli istasyonu oluyor değil mi ona en yakın. Onları kapatıyorlar. Lan orayı kapat. Kadıköy'ü kapatabilecek misin mesela? Nasıl kapatacaksın Kadıköy'ü? Ankara'yı, Eskişehir'i kapatacaksın mı?
Zaten millet yürüyerek geliyor buraya. Beşiktaş'tan carttı cürttü. Şey de çok güzel ya, hani feminist gece yürüyüşü de bir marka ya artık. Feminist gece yürüyüşü falan. Üçte baksana ilk 100 kişiyle falan yapmış abi. Ben bu bilgiyi bilmiyordum yani. Şu an büyükte 10 binler falan gidiyor. Ha yani şuna bak, bu daha şey saat 5-6 falandır yani. Ya bunları minik yan da geçen yıl gittiğini anlatıyordu yani. Bağlananlar sokağı falan da kapatıyor hayvanlar. Belirli birkaç tane sokağı açık bırakıp oradan yönlendiriyorlar. Hani yönlendiriyor dediğim de arada da tartaklamak amaç. Mesela kadın hareketinin en radikal hareket olması Türkiye'de. Ya mesela artık bir sembol bir şekilde Kürtçe slogan atılıyor. Lan 8 Mart'larda birinin de gelip abi biz niye Kürtçe slogan atıyoruz falan dediğini bir kere bile duymazsın yani. Twitter'da böyle Türkçü feministiz abi falan diye kafa sikmek için kurulan akımlar falan anca böyle şeyler der. Trans kadınlar vardır mesela, her zaman söylenir. Hani radikal fem dediğin törfler falan filan sadece Twitter'da var böyle sinir bozucu kitleler. Ya sekümlerin çoğu için de öyle yani. Yani toplumsal alanda örgütsel hayatta veya eylemlerde falan bunların esamesi okunmuyor. Sadece Twitter'da sesi çıkan, ekşide ağlayan falan tipler bunlar genelde. Bölge illerinde kadınlar 8 Mart için yürüdü. Van'da. Lan kadın hareketi dışında hangi hareket Van'da toplanabilir abi? Van lan. HDP zor miting yapıyor orada. Ya bayağı da insan var. Birkaç yüz insan var yani, şuna bak. Hani şey de değil böyle İstanbul'da, Ankara'da falan görebileceğin çoğunluğu üniversite yaşları civarındaki kadınlardan da oluşmuyor kalabalık. Bakar mısın bayağı? Orta yaşlı insanlar yani. Kadınların güvenliği için önlem alınmadı mesela. Depremlerin ardından şehirlerin yıkıldığını ve halkın emekleriyle biriktirdikleri her şeyi kaybettiğini dile getiren Yılmaz, bu felaket koşullarında AFAD'ın ihtiyaç listelerine kadın pedini koymadığını, yalnız yaşayan ve evi yıkılan kadınlara çadır vermediğini gördük. Al işte yani. Ulan kadın pedi gibi bir şeyi nasıl şeye koymazsın? Tabii siyah torbaya sarıp verdiğin bir şeyi ihtiyaç olarak da görmüyorsun yani. Oğlum hani öyle bir deprem koşullarında pedin olmaması insanı öldürür lan. Hani enfeksiyon kapıp ölebilirsin cidden yani. Şu an boşanmak istedikleri erkeklerle aynı çadırda kalmak zorunda kaldılar. Öyle ki böyle birisi bir durumda dahi öldürmek isteyen bir kız kardeşimiz oldu. Yani bunu şeytan görünce şey yapıyordur. Aa falan diye ağzını açıyordur Surprise Pikachu gibi.
teyzeleri görün ya şey böyle. Ajan provokatör hoş geldin. Selamun Marx. Ay biz de şeye bakıyorduk. Bu andaki feminist yürüyüşe bakıyorduk. Hani burjuva ideolojisi ya bu. Abi normalde hani bu tipleri görünce dersin şey böyle kocasının emrinden çıkmayan oğluna amade bir hayat falan filan. Ama gördüğünde bu insanlar 8 Mart'ta anlatabiliyor muyum? Bunlar yıkılsın diye gidiyor. Selam adı Yunanca olan arkadaş. Hoş geldin. Hani Van lan Van hangi hareket cidden mandığı herhangi bir şey yapabiliyor Türkiye'de. HDP bile zorlanıyor yani. Lan Tayyip bile bana gitse miting yapmaya çalışsa kaç kişi gelecek yani? Yani bir de kadın cinayeti olmazsa olmaz zaten. Yunan Yuri Marto. Ha. Abi yok be. Latin alfabesi dışında benim kafam gidiyor. Ayıramam yani. Ah güzel haber bak. Birisi ağırlaştırılmış müebbet vermişler sonunda kadın katillerinden. 4 yıl takip ettiğim manyak. Yani bu arada chat büyük ihtimal şu an full erkektir. Ya inşallah kadın vardır da. Yani erkektir. Yani çoğunuz duymuşsunuzdur. Kadın arkadaşlarınızdan falan. Ya böyle en azından bir 5 tane kadından birinin böyle manyak bir takip eden sapı oluyor abi. Ya benim bir tane arkadaşımın vardı. Ben adamla hayatında görmemiş. İnternetten görüp 10 yıldır takip ediyordu kızı. Kim bilir hala da takip ediyordur yani. Arkadaşa dövdürecektik herifi. Tartaklattık falan adam hala vazgeçmiyordu. Lan yeni evlenmiş kadını şey böyle 4 yıldır takip eden manyak bıçaklıyor. Sonra kendisini bıçaklamış Allah manyağı. Şuna bak yani bir erkeğe neredeyse olmayacak bir şey bu ha. Böyle küçükken mahallede kavga edersin. Hani dersin ki o çocuğu bir daha görmeyeyim sıkıntı olur falan filan. En fazla bir hafta sürer tamam lan. Aylarca takip ediliyorsun. Sokağa çıkamayacak duruma geliyorsun. Ve bu sadece cinsiyetinden ha. Hayatında hiçbir şey yapmamış olabilirsin yani. Sadece manyağın tek insanın kafayı takması yetiyor. Hani böyle solcu insanlarda olur ya kimliğimi çok açık etmeyeyim bir tane memur kafayı takar taciz edilirim falan filan diye. Hani sen orada belki bir şeyler yapıyorsun bunda hiçbir şey yapmıyor insana var oluyor lan sadece. Sonunda tek kasede vermişler yani müebbeti. De bu aralar harbi belirli şöyle duyumlar var. Artık hakimlerin, savcıların falan hükümetin gideceğinin rüzgarını almasından dolayı muhalif takılmaya başladıkları söyleniyor. Hani böyle kararları daha çok da duyabiliriz. Gerçi tamamen de AKP ile alakalı değil Türkiye'deki patriarki ama
Aslında 8 Mart'ta buraya da bakmak çok da doğru değilmiş. Yani haberler genel olarak 8 Mart'la ilgili olacak yani. O yüzden biraz daha altlara kaydırayım, daha farklı şeyler göstereyim yani. Bak, Çanakkale'de afet felakete dönüştürenlerden hesap soracağız. Aydın'da belediye işçisi kadınlardan 8 Mart mesajı. Şunu tebe atalım. İzmir. Ankaralı kadınlar isyanımızı yasımızı aşıyor. Kadın dayanışması yaşatıyor. Evet, deprem bölgesindeki kadınlar. Bak mesela liseli öğrenciler dayanışma için şey yapmış. EMEP 8 Mart videosu gelsin, hayat kız kardeşlikle dayanışma ile bakalım. İnsan Hakları Derneği kadınlar için yaşam koşulları oluşturulsun. İş yerlerinde direniş alanlarında 8 Mart. Bak bak, burjuvalara bak, iş yerlerinde falan eylem yapıyorlar, görüyor musun? Barolar. Disk dayanışma ile örgütlenerek değiştireceğiz. Diske bak. Ne oldu? Burjuvalık mı yapıyor disk? Ya gerçi yapar da, de konuyla alakasız. Eşitlik için kadın platformu. Hani şu an var olan kadın örgütlerinin sayısını kimse tam olarak bilmiyordur, var ya. O kadar çok var ki yani. Sol partilerin fazla olduğunu düşünürsün. Hani bunların hepsinin üye sayısı çoğu sol partiden çok daha fazladır ve bir sürü var yani. Her ilin birkaç tane kadın örgütü var zaten. Aydın'da emek partililer yapmış. ...8 Mart'ta Almanya'da kadın işçilerden uyarı grevleri. Aa, görüyor musun? Burjuva grev falan yapıyorlar. Bak, metal işçisi kadınlar Gebze. Ha, bu da benim ilgi alanım yaz. Depremzede işçi öğrenci kadınlarının 8 Mart talebi. PED'e bile dayanışma olmadan ulaşılamıyor. Yani lan, böyle bir farkındalığı olan bir harekete sen gidip işçisi hareketini bölüyor. Bak, direnişte olan Barutçu tekstil işçisi kadınlar deprem bölgesi için atkı ve bere örüyor. ODTÜ. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali. Ha mesela bu emek ügülü tanıtma isteme sebebim şeydi. Böyle araştırmaları vesaire yaymaya çalışmaları. Oraya da geleceğiz. Şu yana attığım haberlere bakalım. Aydın'da belediye işçisi kadınlardan 8 Mart mesajı. Efeler Belediyesi. Ya bazı belediyeler böyle kadın kolektifleri falan kuruyor. Ha, yeterli mi? Tabii ki de değil. Biraz da oranın hem bir popülist şovmenliği var. Hem de orada o kolektiflerin takı yaptırma, yok şey, örgü ördürme muhabbetleri falan var. Onlar da çok hoş değil ama tamamen hani ev kadınlığına hapsedilmiş insanları bile dışarıya çıkarması yine çok olumlu yani. İstemeden olumlu bir şey yapıyorlar aslında. Bak, genel işte kendi şubelerini açmışlar. Dinleyelim ne yapmışlar. Merhaba öncelikle. Ben Ayşegül Çahan. Efeler Belediyesi %100 kadın.
Birliği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda çalışıyorum. Biz kadınlar her zaman emeğimizin karşılığını almayı isteyen kadınlarız. Biz kadınlar emektarız, fedakarız, cefakarız. Bunun karşılığını her yerde almak istiyoruz. Eşimiz olsun, çocuklarımız olsun, çalıştığımız ortam olsun, müdürlerimizden, amirlerimizden. Biz de her zaman hoşgörü, hakkımızı, emeğimizin karşılığını görmek istiyoruz. Bu süreçte bütün kadınlar adına, öncelikle Kadınlar Günü kutlu olsun. Bütün kadınlar adına bizim bir tek isteğimiz özgür, hür, demokrasinin adı altında aydın, çağdaş bir yaşam yaşamak istiyoruz. Şu anda ülkemizde bulunduğumuz çok üzücü olaylar yaşadık depremle ilgili. Orada bulunan kadınlarımızın birçok ihtiyaçları var, karşılayamayan ihtiyaçları var. Özel ihtiyaçlar bunlar. Yeme içmek değil, hijyen bakımından. O yüzden bir örgütlenme olarak kadınların yanında bulunmasını istiyorum. Biz de buradan elimizden geldiğince yardımlar göndermeye çalıştık. Yaptığımız ürünleri hatta onlara gönderdik. Ve onlara büyük bir destek lazım. Şu anki durumda öncelikli olan onlar. Çünkü çok mağdur durumdalar. Çocuklarıyla yalnız başlarına. Biz şu anda bir iş bulduk. Emeğimizin karşılığını... Biliyorum ama öyle bir şey de var yani. Mesela çadır buldunuz. Deprem bölgesine yerleştiniz. Hani şerefsizler hemen sanayiyi başlatmak istediği için evdeki erkek birey işe gidiyor, tamam mı? Ev kadını olan kadın orada çadırda çocuklara bakmak, yemek bulmak, orada temizlik memizlik yapmak zorunda kalıyor. Hani oradaki hayat mücadelesini o veriyor yani. Bir imkan sunulmasını istiyoruz onlara da. Bu yüzden istediğimiz aydınlık ve özgürlük bir gelecek. Önce emekçi kadınlarımızın, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben Efeler Belediyesi temizlik işlerinde cami ekibi görevlisi olarak çalışıyorum. Dik duralım, bayanlar olarak dik duralım, ezilmeyelim, ayaklarımızın üstünde duralım, kimseye boyun eğmeden, kimseye muhtaç olmadan ayaklarımızın üstünde durmayı bilelim, çalışalım. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Nişan Gölgüz, Ebeler Belediyesi'nde cami ekibinde görev almaktayım. Temizlik bölümünde. Tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü tutunca kutluyorum. Zor bir iş olsa da bir şekilde evimiz olsun, işimiz olsun, ayakta kalma mücadelesindeyiz. İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi. Bak ya, şu burcuları geliyor musun? Şey, böyle deprem bölgesine gidip dayanışma, örgütlenme falan yapıyorlar. Çadır kentteyiz. Ekmek Medül Kadın Grubu olarak çadır kentteki kadınlarla birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü birlikte kutladık ve etkinliği çadır kentteki kadınlarla birlikte organize ettik. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması diyoruz. Aslında yüzyıllardır eşitlik, adalet, yaşamda erkeklerle eşit olup kol kola olmak için kadınlar bir mücadele verdi. Ve bunun adına da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü koydu. Ve bugün bizim burada olmamızın en önemli nedeni bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugün dünyanın her yerinde. İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, Türkiye'nin her ilinde bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınların Mücadele Günü'nü kutluyoruz. Evet, biz burada bugün neyin mücadelesini yaşayacağız? Erkeklerle eşit koşullarda hayatta olmak istiyoruz. Çalışma yaşamında eşit koşullarda olmak istiyoruz. Ve bu ülkenin %50'si kadınsa çalışma yaşamının da %50'si kadın olmalı diyoruz. İkincisi, biz burada yaşarken kadın olmamızdan kaynaklı yaşadığımız birçok sıkıntı var ve bu sıkıntıların çözülmesini talep ediyoruz. Daha sağlıklı koşullarda yemek istiyoruz. Ve bütün bunlar için birlikte ve bir dayanışma halinde olmamız gerektiği için bugün biz burada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlama gereği hissettik. Ve bugün acılarımızı, dertlerimizi, bir aydır unuttuğumuz neşemizi de hatırlamak istiyoruz. Evet, kayıplar verdik.
evlerimiz kayboldu, en önemlisi canlarımız, komşularımızı kaybettik. Ve biz bugün onlar için de buradayız. Özellikle Çadırkent sakini kadın arkadaşlarımızın birlikte bir dayanışma halinde bu sorunları birlikte göğüsleyelim istiyoruz. İyi ki beraberiz, iyi ki birlikteyiz, iyi ki bu zor günlerde dayanışma içindeyiz diyoruz. Kadınlar dayanışırsa, kadınlar bir araya gelirse her sorunu çözeriz diyoruz. Ben de Rize'deyim. Hep beraber bunlara çıkacağız inşallah. 8 Mart Dünya Kadınlar Emekçiler Günü'nü kutluyorum. İstanbul Ekmek ve Gül Kurumu'nda Mevhibe Akdeniz'e bırakıyorum. Ben İstanbul'dayım. Burada deprem olduğunda biz kardeşlerimiz olarak biz ülkenin her yerinde burada olan deprem hepimizi yüreğimizden vurdu. Burada olma isteğiyle birçok arkadaşımız ama 11 ilde olduğu için 11 ilde çalışma yürütüyoruz biz. Çeşitli yerlerde biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz geldik buraya, sizlerle birlikte zaman geçirdik, sizleri tanıdık çok geldi. Ben bir sürü kız kardeş biriktirdim. Sağ olun, var olun. En zorlu iş, en ağır emek ve çalışmak doğuştan mezara dek. Ve böyle sürüp gitsin istemiyoruz. Yaşamak için ekmek, ruhumuz için gül istiyoruz. Sen senin adıma bağışlayabilirsin. O zaman... Ottan ve açlıktan ve bir cümle haşereden, cümlelerken hastalıktan ölenler ve kalanlar seni bağışlayacaklar. Bakalım bu insanlar Eurovision'dan beri ne zaman Alexander Rybak dinleyebildi yani. En çok da sallanmayan mesele şu yani. Hani insanların orada materyal koşulları yok. Belli şekilde sağlanmaya çalışıyor. Ama inanılmaz bir toplumsal travma var ve bu travmayı çözmek için belli şekilde çalışman lazım. Hani bu şeyli olmaz. Show TV'de yayınlanan yok psikoloğun gerçek anlarından yaratılan dizilerle falan olmaz. Bu insanları eğlendirmen gerekiyor. Bu insanlara hayatın hala zevk alınabilecek bir şey olduğunu göstermen gerekiyor. Bebekleri yaşandı, seyrettik sonunda. Solcu adam niye abi? Niye cringe buldun? Hani şey depremzede deprem yaşadı diye böyle sürekli üzgün bir şekilde hani intiharı beklemek falan mı zorunda? Niye oğlum yani? Birisi çok bir şeyini kaybettiyse onu hayata sundurmak için eğlendirirsin yani. Hayatta eğlenmeyeceksen, mutlu olmayacaksan zaten amacımız bu değil mi genel olarak? Mutlu olmak yani. Olabiliyorlarsa ne güzel. Gidip böyle 2018 seçimlerinde otelinde viski içip sızan pezemengin teki moda çıkardı diye depremde insanlar varken hehehe falan diye arabada bilmem ne diye dans etmiyorlar sonuçta. Bak benim terliğime de bakın. Bana kurabiye getirdi. Yanal bunu.
Fırtına, sel, deprem, doğal afet felaketle sonuçlanmak zorunda değil. Ancak Türkiye'de şiddetli her doğa olayı sayısız cana mal oluyor. Millet perişan, yiyecek yok, su yok, ceyran yok, ev yok. Patronların, iktidarın kar hırsı yüzünden kentler yaşanmaz hale geliyor. Ve 6 Şubat 2023 yine bir afet felakete dönüştü. Çaresizlikten sabahtan beri tutup burada bekliyorum. Ne olur ekipman göndersinler buraya ya. Sesler geliyor benim yavrum için de mutlaka. 11 kentte hayatı felç eden depremlerle bütün ülkenin canı yandı. Kırılan sadece faylar değildi. İnsan hayatları öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldı. Hayatta kalan emekçiler kayıplarını toprağa verdi. İnsanlar burada soğuktan dondular. Soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Enkazın altında 3 gün boyunca soğuktan dondular. Rant için, kar için malzemesi çalınmış plansız binalar, fay üstüne yapılan havaalanları ve yollar çöktü. Enkazdan gelen sesi devlet duymadı. Devlet nerede? Nerede? O zamanı mı devlet var? Ha? O isterken iyisiniz. Kadınların üstü başı yoktu. Çocuklar üşüyordu. Yiyecek yoktu. Çadır yoktu. İktidar 13,5 milyon depremzedeyi kaderine terk etti. Yok yok. Hani devlet. Halkın çaresi yine halk oldu. Memleketin dört yanından insanlar el ele verdi. Kadınların kurduğu kız kardeşlik köprüsü Edirne'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Muğla'dan, Samsun'dan, Ankara'dan deprem bölgelerine uzandı. Onlara Berlin'den, Londra'dan, Tokyo'dan uzanan kardeş elleri yetişti. Bu depremler bir kez daha gösterdi ki emekçi kadınlar bir yanda, iktidar diğer. Kız kardeşlik bir yanda, kar ve çıkar için her değeri çiğneyenler, insanları ölüme ve açlığa mahkum edenler diğer yanda. Neyi varsa diğeriyle paylaşan kadınlar, halka ait olanı çalıp çırpan sermaye ile karşı karşıya. Hani milletvekilimiz, hani bakanımız, hani cumhurbaşkanımız nerede? Nerede? Biz hala bekliyoruz, kızımızın cesedine bile razıyız ama yok. İşte bu yüzden tüm emekçi kadınların canı birbirine, her biri mücadeleye emanet. Bu enkaz kadınların birliği, dayanışması ve örgütlülüğüyle kaldırılır. Kız kardeşlik yurdun her yanından deprem bölgesine hayatı yeniden kurmaya köprü. Eşit ve şiddetsiz bir yaşam bir hayal değil. Kadınların ellerinde kurulacak bir dünya. Gönderelim gitsin tek adam düzenini. Gönderelim gitsin hayatımızı karartan kapitalizmi, kar ve rant düzenini. Gelsin hayat kız kardeşlikle, dayanışmayla. Yaşadıklarını unutma. Yaşamak için değiştir. ...8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Oğlum ne demek başka şeyler yapsınlar? Mesela ne yapsınlar abi? Yemek mi yapsınlar? İyi yapsınlar. Sonra ne yapacak? Tüm gün oturup yıkıntılara mı bakacak insanlar orada? Ağlayacak mı tüm gün? Sen ne yapıyorsun boş zamanlarında mesela? Eğlenmek için bir şeyler yapmıyor musun? Esas deprem bölgesinde insanların yapması lazım ve yapacak imkanı yok yani. Dışarıda insanlar getirmiş ve bunu sağlamış, ne güzel. Orada cidden sanatçıların falan gidip de konser de vermesi gerekiyordu. Kimsenin aklına da gelmedi bunu yapmak. Yani Tarkan o kadar sevilir. Tarkan niye böyle bir şeye girişmedi mesela? Hani ekmek ve gül derken ondan bahsediyorum. Yani insanların karnını doyurmak yetmiyor. İnsanların ruhunu da beslemen lazım. Birleşik Metal İş Sendikası. Pendik'te olması lazım ana şeyi, merkezi.
Bak hani kadın hareketine o kadar laf ediliyor. Sendikaların içinde örgütleniyor. Grevlerin hepsinde varlar. Özellikle tekstil grevlerinde, metal iş grevlerinde varlar yani. Ya sol partinin çoğunu bile çoğu grevlerde göremiyoruz. Bak mesela manifesto olarak kadınlara yönelik ayrımcılıklar çalışma koşullarında terk edilmeli. İnsan onuruna yaraşır işler üretilmeli. Ha, depremzede kadınların istihdama katılımı için özel önlemler alınmalı. En sıkıntılı noktası şu, hani ter otelleri falan vardır ya böyle. Şu an gig ekonomi dediğimiz bu getir kuryeliği vesaire gibi işlerin veya Netflix gibi sitelere müşteri hizmetleri servisi verenler oluyor ya, evden çalışanlar falan. Mesela onlar sigortasız ve belirli mesai saatleri yoktur. Yani kadın emeği bu gig ekonomi giyiği çıkmadan önce ter atölyeleri denilen mekanlarda buna çoktan sabitlenmişti. Mesela diyor evde şu kadar çorap ör bana yolla, şu kadar para vereyim falan. Bunlar işçilerin yüzyıllardır almaya çalıştığı hakların hepsinin olmadığı sektörler. Mesela şu an toplumsal cinsiyet rollerinden çocuk bakımıydı, yaşlı bakımıydı gibi meseleler tamamen kadınlara bırakılıyor ve kadınların çalışma hayatına girmesi engelleniyor. Eve hapsoluyorlar. Yani bunlar istihdamı arttıracak bir şekilde devlet kreşleriyle ücretsiz şekilde de yapılabilir yani. Sovyetler'de yapılıyordu bu. Mesela şu ana kadar şey de göremedik devletten. Hani deprem bölgesinde muhtaç insanları istismar edecek çok fazla insan olacaktır yani. Hani şiddet ve tacize göre hani sinirler de gergin. Patriyarki düzenindeyiz. Hani gidip karısını falan dövecek adam çadıra gelince, tamam mı? Bunları engelleyecek belli hiçbir hareket yapılmıyor şu an. Bak Türk İş'te bile eğer örgütlüysen 8 Mart'ı tatil yapabiliyorsun kadınlar için. Veya 8 Mart kutlayabiliyorsun yani. Hani Türk İş'e bağlı Petro İş mesela, Türk İş'e bağlı Türk Metal İş. Kıbrıs'ta gazino, kasinosu olan bir sendikadır yani. Orada bile içinde şube olarak örgütlenirsen bunları yapabiliyorsun. Baksana sendikalı kadınlar hep kutlamış 8 Mart'ı. Çoğu düz sendika şeyi bile yapamıyor. 1 Mayıs'ta bile işçilerini işten çıkarttıramıyor doğru düzgün yani.
Bak 8 Mart'ta o kadar içerik girmeleri gerekiyor siteye mesela. Bu sendikal hareketli 8 Mart kutlamasını bile kocaman bir makale yapmışlar görselleriyle, örnekleriyle, kaç tane video var içinde falan. Yani şundaki tüm videoları tüketmen falan, yazıları okuman 30 dakikanı falan alır. Çok iyi iş yani. Almanya'da kadın işçilerden uyarı grevleri. Hani zaten sitelerin de sınırların ötesi diye bir segment de var. Ya aylık dergi de çıkarıyorlar. Hani şu içerik üretmeyi çoğu sol parti yapamıyor hala şu an. Karanlığın ortasında ışık kıvılcımla faşizmle mücadele eden kadınlar dosya konusu. Faşizme karşı mücadele eden 18 yaşında asılan partizan Lamalichin, Kate Manning, ilk kadın çamaşırcılar sendikasının göçmen örgütçüsü. İran tarihinden mücadeleci kadın portreleri. Kadın sünnetine karşı mücadele eden ilk siyahi model. Mesela Birinci Dünya'da arada bir lafını yapmak dışında kadın sünnetinden ne kadar bahsediliyor abi? Afrika'nın büyük bir sorunudur bu mesela. İzmir'den Fransa'ya, Mısır'dan Sovyetlere kadınların ekmek isyanları. Yani böyle belirli bir iş kolunda diyelim metal işçilerinin falan böyle kapsamlı bir dünya mücadele tarihini hangi sol parti yaptı şu ana kadar? Sol partiyi de bırak, sol örgütlenme yani. Bunlar çok büyük işler aslında. Şuna bakalım mesela. Almanya'daki göçmen işçiler muhabbeti mesela. Şuna kocam 6 ay önce Almanya'ya gelmişti. Almanya'da çalışabilmem için kocamın onayına ihtiyacım vardı. Sadece eşimin çalıştığı şehre gitmeme izin verildi. Atina'da diş, kalp ve böbrek muayenesi yapıldı. İç çamaşırlarımıza kadar soyunmak ve idrar örneği vermek zorunda kaldık. Hayır, 1970'lerde o idrarla çok bir bok bulamazsın yani. Hamilelik testi büyükler. Aynen, kadınlar hamile olup olmadıklarını anlamak için gizlice test edildi. Fabrika yatak hanelerinde yaşıyorduk. İş sözleşmesi süresiz hale gelir gelmez oradan taşınmak zorunda kaldık. Kalıcı sözleşmem için hamile olmadığımı garanti ettiğim bir kağıt imzalamak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Bugün işverenler bunu daha ustaca yapıyor. Hani şöyle bir kaynağın Türkçe'ye kazandırılması çok büyük iş. Ortanabot haklısın yani, şaka maka bayağı kapsamlılar. Ben de yayından önce çok bakmamıştım. Bir açınca gözüm korktu yani. Hepsinden büyük video çıkarırsın, yayın yaparsın üstlerine yani. İran kadın hareket tarihinden kadın portreleri. Mesela İran'da o kadar olay oluyor şu an.
Hani hangisi de doğru dürüst emek mücadelesiyle alakalı şey görebildiğiniz, İran emek mücadelesinin tarihiyle ilgili? Hani sonunda işçi sınıfı evrenseldir, dünyada birdir değil mi? E biz bu internasyonalizmi niye hiçbir zaman oturtamıyoruz abi? E kadınlar oturtmuş. Hem de bunu emek çizgisinde yapmış. Hani soğuk olarak bunları nasıl hor görebiliyoruz ki? Bizden daha iyi yapıyorlar. Podcast olarak da koymuşlar yani. Hatta podcast serisi bakar mısın? Birden fazla insanın portrelerini konuşuyorlar. Sonra da 1988'den günümüze iki bölüm halinde yapmışlar. Metal işçisi kadınlar mesela. Hani deprem olayından bahsetmeyen bir tanesi bile yok. Hani kadın metal işçileri örgütleniyor, feminizmi öğreniyor, toplumsal cinsiyet rollerini öğreniyor. Hani diğer erkek dominant sendikalardaki İşçiler falan nasıl oluyor genelde? Bülent Ersoy dönme diye dinlemeyenler var abi, dönme deyip. Hani kadınlar emek üstünden bir örgütlenme kurdu mu, bunu sosyal anlamlarda da çok ilerici noktalara götürebiliyor. Abi biz sallamıyoruz, biz hani sadece daha iyi maaş aldıralım sana abi. Şey yapalım, patronlar kötü falan deyip geçiyorsun. Tek patronlar kötü demekle de olmuyor. Kapitalizmin bir sürü sosyal temelleri var. Patriyarki de bunların en önemlisinden biri. Hani ben şeyi çevirdim. Toplumsal yeniden üretim teorisi. Hani kanalda şey var. Feminizm listesi var orada. Video olarak var. Bu toplumsal yeniden üretim teorisi. Bence hani kadın hareketinin teoriye kattığı en önemli şey, bu toplumsal yeniden üretim teorisinin dediği şey de şu: önceden bir kadın otoritesi gibi komünitelerde mesela cadı denilen kadınlar var, şey, şamandır, cartı curttur, öyle şeyler var. Cadı avlarıyla bunları temizliyorlar, tamam mı? Kadının otoritesini bitiriyorlar. Sonra zaten endüstri zamanında emekten beklenti, taş taşısın, balyoza vursun, makineyi döndürsün falan filan, tamam mı? Onları da erkeklerden sağlıyorlar. Bu işçilerin de sürekli üretilmesi lazım. Bu yüzden kadın da eve sabitliyor. İşçi işten çıktığında eve gidince de bunu ertesi günkü mesaiye şarjını dolduracak birisi olması lazım. Kadınları da onu sağlayan şarj makineleri olarak kullanıyorlar. Bu ne yemeğini yapar, temizliğini yapar, dinlendirir, cinsel tatminini sağlar, şu bu. Ha bu özellikle hani sanayi devrimi dönemi, kapitalizmin en temel direkt taşlarından biri hala belirli şekillerde devam ediyor. Ha bunu fark etmeden sen nasıl kapitalizmi yok edeceksin ki? Ha hoş geldin Polat Alemdar. Minik kapattı mı, ne oldu yayını? İyi, güzel güzel. Şuna bakalım mesela. Benim işim emekli zaten. Bağcılardan emekli oldu. Benim işim daha çalışırken. Ha, hoş geldin Hakan. 65 yaşıma kadar çalışacağım dedi, ticarette okumuş. Benim eşimin özel diploması var. Eşim emekli olmadan ek para veriyordu, o belediye o ek parayı kesti. Eşimle mahkemeye verdiler, eşim mahkemeyi kazandı.
65 yaşına kadar çalıştı, emekli oldu. Şimdi 8 milyar 600 lira para alıyor, daha yeni geldi Ozan. Ben bugün o 5 tepenin önünde geçtim, hakkımı ona helal etmiyorum. Bu milletin hakkını ona helal etmiyorum. Yazıklar olsun, o 5 tepeye bir baktım, tansiyonum düş. Hani bu milletin hakkı değil mi o 5 tepede, nasıl oturuyor? Bana 1 milyar zam veriyor, 500 lira zam veriyor. Ya insan bir vicdan eder, bu emek midir, bu günah değil mi, yazık değil mi? Hiç olacak şey mi ya? Bu millet acında ölüyor. Bu Türkiye alt üst olmuş. Bu millet niye bu gece burada? 70-80 yaşındaki insanlar burada. Keyif için mi burada? Keyif için. Kanal kapatıyor. Kanallara ceza veriyor. Millete ceza veriyor. Konuşana ceza veriyor. 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden yargılanmıyor. Bir defa da bir şey olmaz diyorlar. Biz acız, aç, fakiriz, geçinemiyoruz. Yeter artık. Ben 20 sene çocuğumda bakıyorum, evde çık dışarı diyorum. Ben 21 senedir mecbur değilim. Sevgili arkadaşlarımız, taşımaya mecbur zamanı gel. Harbi şaka maka 21 oldu, 20 diyorduk. Bak çok önemli bir şey mesela, PED'e bile dayanışma olmadan ulaşılamıyor. Daha demin de demiştim abi, hani PED dediğin şeyi böyle bez gibi bir şey düşünmemen lazım. Abi kanamayı durduran bir şey ve o kanama çok rahat da enfeksiyon kapabilir yani. Hele öyle şu an deprem bölgesinde şebeke suyu doğru düzgün yok yani. Gidip ne yapacaksın, duş mu alacaksın, banyo mu yapacaksın yani. İçme suyuna bile erişim kısıtlıyken. Yani pek çok önemli şu an. Bak bak, Burcu ideolojisine bak. Mücadelemizi de büyüteceğiz. Deprem bölgesiyle, dayanışmayla gelecek yardımları sağlayacağız falan diyorlar. Gör gör feministlere bak. Burcu Valla'a bak. Bak direnişle grevdeyken oturup yine hani bu insanlar greve hani çalışmak istemedikleri için çıkmıyorlar. Emeklerinin karşılığını almak için çıkıyorlar. Hani insanlara yardımı dokunacaksa da hani emeğinin karşılığını almadan da deprem bölgelerini örgü örüyorlar. ...144. gün direnişte. Hah, geldik bir araştırma konusuna. EMR kadın istihdamının %32,5 kayıt dışı. Bak 3 kadından biri, o da istihdamlı olanların, kayıt dışı çalışıyor. Ha, bu erkeklere falan oranlasan bir ülkenin %32,5 kayıt dışı falan çıksa ooo bitmiş o ülke falan dersin. Kadınlar için bu böyle. Aa, hoş geldin Jaco, ne haber? İyi kanka, ne olsun ya. Şeye bakıyoruz, ekmek ve güle bakıyoruz. Yani sosyalist feminizm falan, sol niye feminizme, kadın mücadelesine soğuk kaldı vesaire. Onun için ekmek ve gülü gösteriyorum. Hani şey, dosya konularına falan baktık mesela, sitenin içinde yok yok. Bug'a girdi ya, neyse. Sınırların ötesi kısmını açamadım. Orada bellek kısmı var mesela. Bir saniye tep yapayım da oradan şey yapalım. Ne haber lan? Apo. Apo dediğime bakmayın yani. Adamın adı Abdullah, ne yapayım? Ya Abdullah, isim verme diyorum sana. Ya bellek dosyası, bellek diye bir seçenek çıkması gerekiyordu burada. Bak bak bak. Heh, tamam burası.
Abi hangi şu an sol örgütte şöyle bir arşiv bulabilirsin? Maria Claude Valiant-Cotter. İlk kadın çamaşırcılar sendikasının göçmen örgütçüsü hakkında dosya konusu var abi. Lama Lechín kimdir? Bu aynen. Aztekler döneminden kalma falan. Faşizme karşı mücadelede 18 yaşında asılan bir partizan Zoya Kosmodemyanskaya. Hani bu partizanın asılması mesela fotoğrafı paylaşılır asıldığı gün. O günler bir hani normal solda bununla ilgili bir şey bulabilirsin. Hani dosya konusunu yapmışlar. Ve Türkçe olarak hani bunların bazıları çeviri midir yoksa kendileri mi yazıyor? Büyükler kendileri yazıyor çünkü hani yazarlar var altında. Hani böyle içerikler kazandırmak muhteşem bir şey lan. Karanlığın ortasına ışık kıvılcımla faşizmle mücadele eden kadınlar. Tüstav mı? Tüstav'ı bilmiyorum bak nedir Tüstav? Şey mi Türk Tarihi Araştırma Vakfı falan mı? Ha şey Türk Tarih Kurumu gibi. Ha sosyal tarih araştırma ha anladım pardon. Ha eski şeyleri de arşivliyorlar. Aydınlık Külliyatı, Nazım Hikmet Kitaplığı, Hikmet Kıvılcımlı Kitaplığı, Kerim Saadi falan. Güzel. Emek Hareketi, Gençlik Hareketi Kitaplığı falan. TKP Kitaplığı, Tip Kitaplığı. O iyiymiş lan. Türkiye İşçi Partisi iç tüzüğü. Bak bak konuya bak. Boş bardakta koparılan fırtına Kıbrıs meselesine neden İşçi Partisi'ne saldırırlar? Gerçekleri açıklıyoruz. Aybar var mı? Oha meclis konuşması şeyi var ya. Dur atayım. Araştırmaya bıraktım. Türkiye Adalet Partisi kaldıramaz. Hodri meydan teslimiyet politikasına hayır. Hükümet kapitalist bir hükümettir. Çetin Altan. Çetin Altan'ın konuşmaları var mı bakalım? Şey var değil mi böyle bir 68 kuşağını silahlı mücadeleye yönlendiren Çetin Altan'ın dayak yemesini sağlayan konuşma falan. Çete de atayım kanka. Tıstav da. Oğlum solcu adam öyle bir sormuşsun ki şey böyle lise tuvaletine girmiş gibi falan. Silahlı mücadele tabii erken oldu oğlum zaten. 20 kişiyle devrimci örgüt mü olur? Ya olur da hani büyüme potansiyeli olması lazım. Çin Komünist Partisi'nin ilk kongresi 8 kişiydi galiba öyle bir geyik vardı. Yoksa o Vietnam'da mıydı? Vietnam'da 8'di galiba şeyde böyle 20 kişi falandı. Çin Komünist Partisi'nin. Ama zaten Ho Chi Minh Milli'nin tek başına zorluya zorluya ite kaka şey Vietnam'a komünizmi getirmiş adam ya. Hep parti üyeleri falan herifin öğrencileri falan zaten yani. Bak Tüstav. O gazete küpürü gibi bayağı. Tavizleri CHP ve DHP vermiştir. Ne diyorsun? Ha o şeyden ya. Adam ilk hani Fransa'ya okumaya giden Vietnamlardan falan olması lazım zaten.
Hatta ilk falan olabilir yani böyle yurt şeyden ilk öğrencilerden falan. Böyle Fransızca, İngilizce falan bilen ilk Vietnamlardan falan adam yani. Herif şey büyükten milliyetçiliği de ülkeye o getiriyor. Komünizmi de o getiriyor. Çok üst düzey bir herif Ho Chi Minh yani. Ya yok bir de o zaman şey Hint için şey birleşik bir sömürge ya o zaman Fransız Hint içini. Kamboçya, Laos, Vietnam tek bir şey bölge gibi yönetiliyor o zaman. Ya aslında aynı dili konuşmayan insanlar orada yani. Yeni eskinin yerini alacaktır. 60 yıl geçti hala yapamadık be ustam ya. Türkiye Türkiyelilerindir. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Türkiyeli denmiş. Chat görüyor musun? Türkiyeli demiş. SCV mi bu? Şey mi bu? Foncu mu bu? Mehmet Ali Aybar foncu olabilir mi arkadaşlar? Bu Türkiyeli sözü 20 yıl önce çıkmamış mıydı abi? Aa, Türkiyeli denmiş. Türkiyeli denmiş. Aa. Şuna bakar mısın? Bak bak bak. Halkı kırdırmanın bedeli dolarla ölçülen Türkiye ancak Türkiye için savaşmalıdır. Aa ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne? Suriye operasyonu kötü mü? Ne? NATO totaliter bir ittifaktır. NATO bizi savaşa sürükleyecektir. Nükleer denge savaşı önlemez. Aa ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne, füze koymayalım mı Türkiye'ye? Aa. Bak 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 milli çıkarlarımıza karşı geliyor ha. S-400 alma da der bu adam. Oğlum öyle diyorum ya bazı şeyler harbi şey ya. Soyut kavgalar. Bildiğin Twitter'da kavga çıkarıyormuş gibi kavga çıkarıyorlar. Hani diyorum ya şu turf kitlesi gerçek hayatta hiçbir karşılıkları yok mesela. Hani şu nasıl Türkiye'li diyorsunuz? Türk diyeceksiniz anayasada Türk vatandaşı yazıyor falan. Lan solun meseleleri değildi bunlar eskiden. Hani Deniz Gezmiş zamanında da yoktu. Zaten hani şey Mehmet Ali Aybar falan Deniz Gezmiş'i dinlediği adamlar. Hani şey MDD'cilerde bile o kadar çok yok Türkiye'de demeyeceksin dersin abi ne olacak amına koyayım şey işte Türkiye'de yaşayan insan Türkiye'li dol dersin yani ne olacak? Mesela Alman geldi şeyden Türkiye'ye taşını şey mi diyeceksin Alman asıllı Türk falan. Ne gerek var? Türkiye'li işte adam. Türkiye'de yaşıyor yani. Ya ikisinde dersin. Çok da bir anlamı yok da. Kanka, solda o kadar adam var ki şaşırırsın diyenleri görünce yani. Ve onu geçtim zaten hani solun 60-70 yıllık söylemlerini yeni duymuş gibi yükseliyorlar ya. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi mi güncellenmiş bakalım. Tabi Ork %63'e güncelleyince patlamıştır. Aa şey de var lan biz hiç genel seçimlere bakmıyoruz ha. Bunları da güncellemişler mi acaba? Bak bak Kılıçdaroğlu aday olunca fışşık diye düşmüş hemen. AKP şeyi. Burada da oranlar belli olmuyor da kaç denk geliyor. Bak %35'ten az ha. 32 falan değil mi bu? Aynen. CHP o 28'i zorluyor. Tip nerede? Koyu kırmızı nerede görüyor musunuz? Şuna bak lan. Herkes burada ha. Tip şurada galiba. Kaça koymuşlar? %2 civarına falan denk geliyor değil mi burası? Şu koyu kırmızı şey tip. De, tipi bir ara çok düştü falan diye göstermiş 3. ayda. Gerçi bunlar daha... Yo 3. ay işte. Bu niye çok yukarıdan açıp aşağıya düşürmüş ki? Yani şu an artmasını beklersin aslında. Ya... Şu diğer kırmızı kim lan şöyle... %7'de gezen MHP mi o? Aynen MHP'ymiş. Allah kahretsin şuna bak. Adamlar kalp atışı gibi devam ediyor. Genel seçime baktık ya. Geri gel.
Bu ne lan? Ne oğlum bu? Ne oluyor lan burada? Oğlum böyle bir şeyde dalgalanma da olamaz lan. Bu nasıl ciddi alabilirsin ki böyle bir şeyi? Şuna bak. Gerçi anket sayısı çok az, baksana şuralarda. Birer tane anket var şurada, gördünüz mü birinci ayda? 65'e 35. Avrasya falan yapmış herhalde bunu. Sonra şurada fış olmuş. Fış 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 fış. Ya bunun bu kadar dalgalanması aylara göre anket sayılarının çok az olmasından geliyor ya. Baksana. 7. aya denk düşen kaç tane var? 2, 3, 4, 5. Ya çevrelerindekini de sayarsın aslında. Tam denk gelen 6, 7, 8, 9, 10, 11'de. Ha şurada bir tane anket var yani. Onu anlayabiliyorsun. Gerçi ben de tek tek sayıyorum. Bunlar çifterle doğru. 6 anket var şurada mesela. Ya Allah aşkına, Avrasya adlı bir şey sence mantıklı olabilir mi? Ajan provokatör. Yani adı Avrasya abi. Bak 4-6 Mart'ta tek yapmış. Ork yapmış. Kılıçdaroğlu'lu. Ha, iki adaylı yani. Örneklemde 1850. Ya anketlere şu yüzden güvenemiyorum. Abi bilmiyorum, ben mühendislik okudum, tamam mı? Olayı vardır. Hani belirli bir uzayı örneklemek için belli bir örneklem havuzu kullanırsın, tamam mı? Çok az olabilir ondan da. 85 milyona 1850 de kurtarmaz ya. Hani bir de düşünce 81 ili var bu ülkenin. 81 ilinin çoğu ilinde, merkezde çoğu ilçenin alakası yok. Abi 1850 kişiyle temsil edemezsin. 1850 kişiyle mesela Tunceli'yi bir kişi mi temsil edecek abi ankette? De büyük hile yani. %2-3 hata payı koyuyor ya. Oğlum zaten böyle bir ankette %2 ile 3 tamamen hiç güvenemeyeceğin ne derler onunla, hata payı. Oğlum zaten toplamda %100 var. Böyle 5 tane parti olsa hepsinde %3 oynama payın saçma yani. Ha, aynen, ortalama bot. Öyle bir şey de vardı. Eskiden anket yöntemlerimizi yapıyoruz falan derdi konuda. Çoğu yayınlamıyordur onları. Bu ay tabii yoktur. Tipli mipli bir şey. Özdağ 0.6, İnce 0.9 Aralık'tan kalma. Ha 2022'ymiş lan bunlar. 23 yerlerini koymamış. Babacan. Fark 28.1. Niye 28.1 acaba? Tüm adayları dağıttığın için olabilir mi abi? Ya güvenilirliği de Ork'ta var bir. Hani Ork'un da bundan önceki ankette ne kadar saçmaladığını düşünürsek, adamlar İyi Parti Genel Merkezi nasıl bir sonuç istiyorsa onu çıkarmış yani. Neyse, bakalım dönelim. Emek özgürlüğe. Mesela Yunan tanrısı ile ilgili dosya konusu var. Selimiye'deki lambalı kadın. Florence Nightingale dosyası var. İran tarihinden mücadeleci kadın portreleri. Mesela Apo, şuna baksana abi. İki tane podcast bölümü yapmışlar.
Birisi meşrutiyet döneminden kadar İslami devrime kadar kadın mücadelesindeki figürler. Diğeri de 1988'den günümüze kadar. Bunlar çok büyük işler yani. Her biri çok büyük iş. Mesela hani kadın sünnetine karşı mücadele eden ilk siyahi model falan. Hani böyle arada Birinci Dünya'dakiler vicdana gelip de kadın sünnetinden bahsetmediği sürece oradaki yerel aktivistlerden dışında kimse yok yani. Kadın sünnetinden bahseden ve Türkiye'de bunu yapmışlar. Hani Türkçe'ye kazandırmışlar onu, literatüre koymuşlar. Hani de mesela bu kanaldaki feminizm oynatma listesini yaparken ünlü Marksist feministlere falan bakıyordum. Hani Japonya'da feminizm figürü diye tanımlayabileceğim bir kişi falan var böyle. Kimseyi iplememiş. Hani orada Pembe Üniversitesi geyiği falan da var ya, hani Japonya en kafayı yemiş kültürlerden biri dünyada. Hani otobüste toplu şeyler var, tacizler falan var. Günlük yaşanan olay çok normal. Kadınların taciz edilmesi çok normal. Hani Türkiye'dekinden çok daha ağır görülen bir şey yani. Evinde oturacak, kocasına bakacak kültürü var. Çalışma hayatına girse bile. Çalışma hayatına girse de hani wage gap falan o kadar gelişmiş bir ülke için korkunç. Oğlum Tayyip gitti dedi ki Japonya'da var, gelişmiş, buradan örnek alıp Pembe Üniversite açalım falan. Pembe otobüsler getirdiler zaten o kafayla. Hani pembe otobüs giyini de Japonya'da savunursun. Çünkü kafayı yemişler yani. Öyle oğlum ülkeye neredeyse hala Amerika yönetiyor ya. 50 yıl falan Amerikan generalleri yönetiyor bildiğin Japonya'yı. Bir de el ele yönetiyor. Zamanında imparatora çok loyal olan bir tane örgüt var. Şu Shinzo Abe'nin de üye olduğu. Full onlar yönetmiş yani hükümetleri. Mesela Japonya'nın çok güçlü bir komünist hareketi var zamanında. O kadar baskılamışlar ki yani. Biliyor musunuz? Dur. Bu çok iyi olay. Yok, böyle bulamayız. Hayfa değildi galiba orası, neresiydi? Japanese Red Army abi. JRA diye geçiyor. Japonya Kızıl Ordusu. Ne var? Nerede bulabilirim onu? Lord Airport Massacre. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne yardım için, hani Filistin'in kurtuluşu için yapıyorlar. Bu Japanese Red Army'den adam getiriyorlar Filistin'e. Hani İsrail, ay Filistin'e getiriyorlar. İsrailler de hani Japondur lan bunlar, ne olacak falan diye hiç kontrol etmiyorlar. Bu adamlar keman kutularında Kalaşnikov koymuş abi, AK-47. Çıkarıp tarıyorlar, saldırıyorlar falan. Hani o arada da büyük ihtimal polislerle arasında çapraz ateşten siviller ölüyor veya direkt polis vuruyor, orası belli değil. Böyle bir eylem var yani bu. Hani hayatınızda görebileceğiniz en büyük anime crossover. Hani hanginizin aklına gelir ki bu olayı öğrenmeden önce, lan Japonların Maoist örgütü varmış. Bu Filistin Kurtuluş Halk Kurtuluş Cephesi'ne yardım için Filistin'de İsrail havalimanını taramış falan. Hani benim bile hayallerimde yazamayacağım bir şey yani. Ve şöyle bir şey de var. Bundan sonra misilleme olarak Mossad hani FKC'yi sorumlu tutuyor bundan. Bu yüzden de öldürüyorlar. Gassan Hanafi'yi öldürüyorlar. Gassan Hanafi'nin de benim kanalda videosu vardı. Açayım. Çok ünlü lafı şeydir. Hani kılıçla boyun arasındaki bir diyalogdan mı bahsediyorsun lafının? Gassan Hanafi gazeteci. Hani onu öldürüyorlar. Aslında adamın hiçbir alakası yok o
havalimanı saldırısıyla hiçbir alakası yok. Bahane oldu. Gassan Hanefi'yi öldürdüler o yüzden. Hamas has the right to fire those rockets in my opinion. I understand. Ya şu anki mesela şey en örgütlü komünist silahlı örgüt şey Filipinler'deki Maoist örgüt PLA mıydı şeyi? Açılımı People's Liberation Army'ydi sanırım. Maoist Rebels. Komünist Rebellion in Philippines. Cold War diyor da Cold War değil, şu an hala devam ediyor bu yani. Ve belirli bir yüzdesini şey yapıyordu bunlar. Ülkenin kontrol ediyorlar, belli adalarını kontrol ediyorlar yani. Ha, NPA, New People's Army'ymiş aynen. Hindistan'da bir Maoist örgütü yok kanka. Hindistan'da 23 tane Maoist parti olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, soykırım olan Endonezya ajan provokatör. Endonezya'da 1 milyonla 3 milyon arasında komünist veya komünist olduğuna şüphelenilen insan öldürüyorlar. Hindistan inanılmaz o konuda ya. Hani 100 tane falan şeyleri vardır büyük ihtimal. Marksist partileri. Mesela Hindistan Komünist Partisi parantez içinde Maoist, parantez içinde ML, parantez içinde MLM falan. Parantez içinde Maoist tire bir şey falan. Bir sürü var. Hani Kerala diye falan eyaletlerini şey yönetiyor, komünistler yönetiyor. Bengal'da da komünistler vardı sanırım. Hani eyalet dediğim bildiğin hani Amerika'daki şey Kaliforniya gibi böyle bir yeri komünistler yönetiyor. Ha şey oldu işte. O çiftçi eylemleri vardı. Ona bakalım. O sayısını hatırlayamadım. Şimdi yanlış vermeyeyim de muazzam bir sayı. Türkçesi kesin küçük göstermiştir şeyi. Şey böyle on binlerce falan traktörle gidiyorlar, böyle deprem yaratır lan o kadar traktör. Traktör sayısı yazıyor mu bir yerde? Sayılar az lan bence şey yani. Yanlış, çok daha fazla sayılar verildiğini hatırlıyorum o dönemler. Yüz binlerden bahsediliyordu ki görüntüleri de vardı yani. Şey böyle hani Gondor'a yardıma gelmiş Rohan süvarileri gibi koşan şeyler vardı. Traktörler vardı. Ya şey o konuda Polat Alemdar, yönettikleri eyaletlerin durumu nasıl acaba diğer eyaletlerle kıyaslandığı? Kerala şey Covid döneminde çok iyi şey yaptı diye hatırlıyorum. Kerala diye mi yazılıyordu? Aynen, Kerala Covid Response. Ha, Lessons from Kerala. Orada şey varmış, migrant işçiler varmış, göçmen işçiler, 1 milyon tane. Hani onlara direkt şey yapmışlar, aşılamışlar falan sıkıntı çıkmasın diye. Bu göçmen işçileri Covid olayında nerede sıkıntı yaptı biliyor musun? Singapur. Singapur aşı çıktıktan sonra neredeyse tüm nüfusunu hemen aşıladı. Ama geri zekalılar
Hani konteyner kentlerde yaşattıkları göçmen işçileri aşılamayı hiçbir şekilde düşünmemiş. Çünkü hayvan olduklarından dolayı o insanlardan Covid yayıldı orada bir anda. Geri zekalısınız çünkü yani. Bak ta 1990'larda başlattıkları reformlar işe yaramış. Hükümetin merkeziliğinin azaltılması, Adem'in merkeziyetçilik falan, a strong primary health care system, hani sağlık sistemlerini güçlendirmişler. Şey, Kudim Beşeri diye bir tane şeyleri varmış, Bolsa Familia gibi bir şey herhalde, hani yoksulluğu azaltmak için sistem falan. Zamanla Nipah diye bir tane virüsle de uğraşmışlar. O yüzden şey olmuş. Daha hazırlıklı yakalanmışlar. Bu Filipinler'deki mesele neydi? MIF diye örgüt var lan. Baksana. Moro Islamic Liberation Front. Şaşırmadım. Şey zaten buradaki üç taraflı savaş Filipinler'deki. Bir İslamcılar var, IŞİD falan. Bir Filipin ordusu var, bir de şeyler var işte, komünistler var. Komünist Parti. Komünist Parti o Filipin Maoist'ti değil mi? Aynen Maoist. NAP'yi de şey, bunun silahlı kanadı. Ha bunların şey, güncel haritası falan yok mu ya? UMAP miydi o şeyi takip ettiğimiz? Yok. Ha Live UMAP. Orada var mıdır acaba Filipinler haritası? De VPN açık değilken de açılmaz ya. Neyse. Ha düş. Gerçi belleğe de biraz daha bakalım. Azerbaycan'ın jenot yerler falan. Bu da şeydi, Almanya'daki şey, ilk göçmen işçi örgütlenmesi falan muhabbeti. İrlanda'daki yani çamaşırhanelerdeki durum falan. Ya o para ben de inik de bunu da kullanmıyorum. YouTube için kullandığım bir tane şey var burada. Eklenti var. Bak şu isimlerin neredeyse hiçbirini duymadım var ya. Doğu'nun kadınların kaderini değiştiren devrim. Meme'nin bile vergisi varmış. Şuna bak. Abi şey, Türkiye'de şey konseptini oturtamadık ya. Her gün bir tane devrimcinin ölüm veya şey doğum yılı. Devasa bir hareket bu. Hani her gün belirli bir şeyin yıl dönümü oluyor ve onları hiç oturtamadık düzgün bir şekilde. Bak Clara Zetkin. Ha bak şöyle taşaklı bir iş bak. Kürtaj yaptırdık. Hani kürtajın yasak olduğu bir zaman. Hani zaten belli parası olan insanlar kürtajı kaçak veya değil yaptırabiliyordu. Veya çok zorunlu yaptırması gereken de belirli şekilde yaptırıyordu gene. Çıkıyor bu yasak, biz yine de yaptırmak zorunda kalıyoruz. Sizin yasağınızın hiçbir anlamı yok diye gazeteye başlık atıyor falan.
Ya ölümünü, doğumunu, önemli zamanları, şu bu, onları da kutlarsın yani. Ya belirli bir tarihi belleğin var. Ondan fikir sahibi olursun her şeyi gördüğünde de, hani yıl dönümlerini gördüğünde, cartlı curtlu. Azerbaycan'da jenot yerler. %1 okur yazarlık Azerbaycanlı Sovyetlerden önce. Aa bak, şurası ilginç. Hukuk alanında, sağlık alanında, öğretmenlik, akademisyenlik gibi mesleklerde kadınlara eşit çalışabilme fırsatı verilmesi gibi bir dizi kararlar alırdı. O dönemde yaşanan toplumsal dönüşümle beraber artık kabuklarından çıkan kadınlara dönük şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığı gözlemlendiğinde çok önemli bir karar alındı. Kadın cinayetlerinin kadınların özgürleşmesi temelinde işlendiğinin tespit edilmesi halinde bunun karşı devrimci suçlar kapsamına alınacağı ifade edildi. Bak, 1920 yılının Kasım ayında kurulmuşlar. İlk yılında 20 bin civarında kadın teşkilata katılmış. Oğlum yani düşündüğünde şu an en ezilen gruplar, genel gruplar demişim yani, nüfusun yarısı acayip şekilde eziliyor, tamam mı? Bu insanları çok rahat örgütleyebiliyorsun aslında. Hani kadın mücadelesi gibi örgütlediğinde. Hani nedense biz solda buna çok da yanaşmaya çalışmıyoruz, tamam mı? Gidip hani bu insanların, kapitalizmin yarattığı direkt sorunlarına dokunmaya çalışmıyoruz. Oğlum Türkiye'de hala kadınların %40'ı falan evde yani. Yani o insanlara dersen emeğin fabrikada maaşını arttıralım, gel sendikaya katıl falan, ne sendikası abi, evdeyim ben falan diyecek. Uf, o yara bak. Azerbaycan'da bir toplantıya kadınlar boyunlarında çanla katılmıştı ve içlerinden biri şunları söylemişti. Çanlar hayvanların boynuna takılır. Bizim hayvandan farkımız yoktu. Kocalarımız bizi böyle görüyordu. Sovyet iktidarı altında herkes eşittir. Bu yüzden bu çanları boynumuzdan çıkarmayı teklif ediyorum. En çok mücadele ettiği problemlerden biri kız kaçırma meselesiydi. Kadının rızası halinde bile kaçırmanın cezai yaptırım gerektiren bir suç olduğu konusunda ısrarcı olunmuştu. Çünkü mahkemede kadının rızası olmadığı halde rızası vardı denilerek cezai yaptırımın uygulanmaması için çeşitli yöntemler denenebilirdi. Bak, bu inanılmaz sıkıntılı bir mevzuymuş, tamam mı? Böyle. Hani bizde kız kaçırma gelenek ama adam kızı gerçekten kaçırıyor, tamam mı? Bağlıyor, kaçırıyor rızası olmadan falan. Sonra da mahkeme diyor rızası vardı. Kız kaçırma abi, ne olacak falan yapıyor böyle. Hani Türkiye'de bu mesele olsaydı, tamam mı? Feministler falan çıkıp bunu söyleseydi. Ha, bu bir gelenektir abi, rızası vardır illaki diye laf yapacak bir sürü abel bulurdun. Solun içinde bile bulurdun yani. Hani şu an radikal gibi gözüken çoğu zamanında çok normal şeylerdi. Ve biz bunları hani halka çok radikal geliyor, salalım diye bıraktık. Komedi yani. Bak, kilim dokumacılığı yapıyorlarmış mesela o zaman. Onları da kolektifleştirmişler.
Ya solun içinde en çok Ortodokslar da diyemem bu arada. Çünkü ben de Ortodoksum genel olarak da. Oğlum Ortodoksluğa bakınca hani Engels'in yazısını okuyorsun. Engels farklı şeyler söylemiyor. Yani orada revizyonizm demek istemiyorum ama cidden bir şey olayı var yani. Gerçek kaynağı çarpıtmak kendi farklı şey Marksizm dışındaki ideolojileriyle birleştirmek için garip garip işler yapılıyor oralarda yani. Oğlum yani Engels hani özel mülkiyetin temeli ve ailenin kökeninde bunları anlatıyor yani. Hani toplumsal üretim teorisine benzer şeyler de söylüyor adam. Yani Engels şey hani toplumsal cinsiyet rollerini tam rollerini değil de toplumsal rolleri yıkmak için evlenmiyor falan herif o kadar zamanında şey böyle belki de Doğu Perinçek adamı görse sen o zaman hippiydin falan diyecek anlatabiliyor muyum? Ha. Pardon. Yok ayol benim dediğim TR'deki o Ordoksların gelenekleri durumunda. Ya yevmiyeli işlerde zaten sen gelmeden bahsetmiştim. Hani şu gig ekonomi dediğimiz o getir kulyeri falan muhabbet var ya onların aslında esas başladığı yerler şey Endonezya'da, Bangladeş'te falan ter atölyelerinde çalıştırılan kadınlar evinde şey böyle şu kadar bere öl şu kadar para verelim diye 16 saat falan çalıştırılan kadınlar. Mesela diyelim 20 kilo bere örmesi lazım. 20 kilo bere örmezse o gün parasını vermiyor falan. Hani o getir gibi yok. Netflix'in müşteri hizmetlerini yapmalık, günlük böyle evden çalışma sigortası, iş geyiğini falan. Üçüncü dünyadaki kadınlar üstünde denediler ilk. Baktılar orada tutuyor. Biz niye bunu birinci dünyada yapmayalım? Hani sonuçta artık bir sosyalist alternatif yok ülkeler arasında. Öyle yaptılar. Crop digging değil oğlum. Bakıyorsun sokağa işe. Crop digging çok daha kendisine saygısı olan bir adam. Abi işemek istemiyor kardeşim. Zorla mı işeyecek adam? İlla otoriteye karşı çıkması için işemesi mi lazım milletin sokağına? Memenin bile vergisi varmış. Hani kadın olduğundan sıkıntı yaşamıyorsun muhabbetine. Lan adamla vergi koymuş. Amına koyayım ya. Alt sınıftan yoksul kadınların memelerini kapatabilmek için vergi ödemeye zorlandığı bir dönem. Üstelik vergi memurları tarafından yapılan ölçümler sonucu meme boyuna göre miktar belirlenmiş. Oğlum düşünsene vergi memurları geliyor, penisin boyunu ölçüyor. Diyor ki senin penisin küçük fazla vergi ödeyeceksin. Büyük olan da vergi ödemeyecek çünkü şey başkanın evine gidiyorlar falan. Şu kas sistemi geyiğinin de şey Britanya geldikten sonra başladığını biliyorsunuz değil mi? İngilizler gelmeden önce yokmuş aslında öyle bir şey. Ha şuna bak. Zengin kadınlar falan şey yapmıyormuş. Hani böyle bir kurala tabi değiller. Fakir kadınlarda şey var. Memesi kapatmak için vergi ödemek zorunda.
Oha. Hardcore lan bu biraz. Dede Korkut hikayesi ölmüş. Memurla vergi parasını istediğini içeriden para almak için izin istemiş derken mutfağa sakladı. Orakla iki gözlüsünü birden kesmiş. Bir muz yaprağı üzerinde vergi memurlarına getirirken aşırı kanamadan dolayı oracıkta hayatını kaybetmiş. O mumcadeye laf atarsın sonra. Oğlum şuna bak lan. Daha sonraki yıllarda tüm kadınlara üst beden kıyafeti giyme hakkı verilmiş. Bak üst beden kıyafeti giymek için hak kazanman gerekiyor. Boxer giymek için hak kazandığını düşünsene. Ha, gelelim MR'a. Kadın istihdamının %32,5'u kayıt dışı. Her 10 kadın işten yalnızca biri sendikalı. Kayıt dışı istihdamda dahil edildiğinde kadınlarda gerçek sendikalaşma oranı %6,2. %3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksun. Deprem bölgesinde istihdam edilen kadının yarısından fazlası kayıt dışı. Bölgede iş gücünün %73'ü erkeklerden, %26'sı kadınlardan oluşmakta. Ya bu çok daha düşecek, çadır kentler ve konteyner kentlerde kadınların çocuklara ve ev işlerine bakmak zorunda kaldığından %10'a kadar düşer bu yani. OECD verilerine göre Türkiye'de kadın istihdamı %34,3 iken erkek istihdamı %70,7. Son 5 yılda kadın istihdamı sadece 1,9 puan arttı. Bu arada Türkiye'de kadın nüfus oranı da azalıyor aslında yani. Evet yani bölgede inanılmaz büyük bir çöküş olacak. Ve büyük de çevre illeri de etkileyecek. Çünkü hani Hatay, Adana, Gaziantep hep depremden beri dediğim şekilde bölgenin sanayi kentleri. Malatya olsun, Maraş olsun vesaire. Diyarbakır bile etkilendi yani. Geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4 milyon. ...12,2 milyon kadın ev işleri, ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına dahil olamıyor. Nüfusunun 12 milyonu sadece hani kreş, yaşlı bakımı gibi şeyler sağlamadığından dolayı iş gücüne katılamıyor abi. 12,5 milyon insan. Kreşin sayısının artması lazım değil. Kreş seferberliği yapılması lazım. Hani bunun şu an kreş sayının 1000 katı falan kreş lazım şu an. Hani kreş sayısı o kadar yetersiz ki. Hani parayla yollamak için bile zor kreş buluyorsun.
Aile ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına dahil olamadığını belirten kadın sayısı 2.286.000, erkeklerde ise 466.000. Ulan cemaatin kreşleri de mi var? Kur'an kursu demiyoruz mu biz onlara ya? Ev işleri nedeniyle 9.663.000 kadın iş gücüne dahil olamıyor. Hani aslında erkekle yarı yarıya bölüşseler de dahil olurlardı yani. Sosyal güvenceden yoksunluğu falan bahsetmiştik. Kayıt dışı çalışma, tam zamanlı çalışan kadının %25.6'sı, yarı zamanlı çalışan kadının %68.1'i. Zaten bu yarı zamanlı çalışma geyiği bunu şey, enable eden bir şey. Erkekler kadınlardan %20 daha fazla kazanıyor. Al işte. Yevmiyeli çalışan erkekler yevmiyeli çalışan kadınlara göre %47.39 daha fazla kazanmaktadır. Ücretli maaşı çalışanlarda ise bu fark %16'dır. Erkeklerde yoksulluk 8,5 milyon kişiyle %20.8, kadınlarda yoksulluk ise 9 milyon kişiyle %21.8. Hani şey, tek başına yaşayan bir kadın emekli maaşının az olmasından vesaire çok daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya erkeğe göre. Bak, ikinci sayfadayız, daha 8 Mart haberleri bitmedi yani. Yeni bitti. Bak, Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi, çocukların durumunun farkında mısınız? Oğlum bak, yayın açalı kaç saat oldu? 15 dakika bir milletin gelmesini bekledim desen. 2 saate gelmiş ve bu kanaldaki içeriklerin %5'ini tanıtamadım ben. Hani konsept olarak. Ay, kanal demişim, sitedeki. Sınırların ötesi ve uluslararası haberler var buralarda. İran'da 4 çocuk kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetti. Avusturya'da Ekmek ve Gül, Göçmen Kadınlar Birliği ve DİF'ten ortak etkinlik, dayanışma için kız kardeş. Almanya'da sokakta yaşayan evsiz kadınlar. ABD'de kadınlar kürtaj hakkı için bir araya geldi. ABD'deki kürtaj mevzusuyla ilgili Türkiye'de kaç tane Türkçe içerik var mesela? BM 2021'de her 4.4 saniyede bir çocuk veya genç hayatını kaybetti. Öyle apo yani, sorun sistemin kadını sadece ev hizmetinde tutmak istemesi. Öyle kadını işçi doğurma makinesi ve hani işçiler eve döndüğünde şarjını dolduracak bir şarj makinesi olarak kullanıyor. Yemeğini verecek, uyutacak, ev işlerini yapacak, bir de seks verecek bir aygıt olarak kullanıyor yani. Sandık kısmı var mesela, orasına bakalım, içimizden biri. Bak, rastgele kadınlarla şeyler var. Hikayelerini anlatıyor. Nazlı göçle değişen yaşam, direnişle güçlenen direnç. Hakları için direnen ETF tekstil işçisi Ayşe, patronun yaptığı yanına kar mı kalsın? ETF işçilerine en çok da destek kadın hareketinden gitti abi. Ev işçisinin hikayesi hepimizin hikayesi. Sivas'ın tek kadın kıraathane işletmecisi Şahset. Tam da kıraathane işletmecisi ismi ha. Ön yargılara inat devam. Oto lastiği tamircisi Mumine Gökçe, kadınlar istediği işi rahatlıkla yapabilir.
Sandık, bellek, tamam orası bu. Mektup. Depremzede işçilerin yaşadıkları patronun umurunda mı? Öfke değil, patronlar arası, halklar arası dayanışma kazanacak. Sokakta kalan depremzede hamile kadın işe çağrıldığı bir yüzyıl. Mesela ayda bir dergi de yayınlıyor Ekmek Övgül. Haklarımız var kısmı. İşçinin çalışma günleri işçinin onayı olmadan değiştirilemez. Bak, haklarından bahsettiği dosya kolları var. İstifa eden öğretmen işsizlik ödeneğini yakar. Özelde çalışan öğretmen sözleşmesi sona erip yenilenmediğinde prim koşulunu karşılıyorsa işsizlik ödeneğini alabilir. Ancak istifa eden öğretmen ödenekten yararlanamaz. Raporluyken işe çağrılan işçi işe gitmek zorunda değildir. Hamilelikte 7,5 saat çalışma kuralı işçi aleyhine yorumlanamaz. Bak, normalde haftanın 5 gün 9 saat çalışan kadın işçinin hamilelik döneminde 7,5 saat çalışma kuralı gereği haftanın 6. gününde çalışmaya zorlanması işçi lehine yorum ilkesine aykırıdır. Servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir. Emzirme izni hakkı işe giriş günü başlar. Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkı en fazla 6 aydır. Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen kadın işçinin ücretsiz izni analık izninden hemen sonra başlatmasına yarar vardır. Son bir yılda 90 gün primin varsa analık ödeneği alınabilirmiş. Ha, şuna bak, 37 sayfa var bunlardan. Galeri kısmı var. Hani grevlerden, sarı yeleklilerden, kadınlardan sözler. Günün kısmı. Bahar günün şarkısı falan var. Şafak sökmeden. Günün şarkısı baraya. Günün dikkat çekeni 81 ilde kadın spor müdür. Oha lan. 81 ilde. Nihat Odut'te hamile olduğunu veya çocuk yapma ihtimalinin olduğunu tahmin eden işveren işe alırsa bu hamilelik hakkından faydalanmak. Devam var mı mesajın, yoksa şey mi oldu? İstersen yaz. Günün fotoğrafı, artan tecavüz ve tacize karşı kadınlardan sessiz yürüyüş. 60 yıl önce Ankara'da artan şiddet olaylarına sessiz bir yürüyüşte tepki gösteren kadınlar. Antep'te aslında en önemli noktalardan birisi de acil tedarik zinciri.
içerisine girmeyen fabrikaların işçilere vardiyaya gelmesi çağrısı yapması. Depremin ilk gününden itibaren kimi fabrikalar tedarik zinciri içerisinde olmamasına rağmen işçilere gelirsen gel, gelmezsen bir daha hiç gelme diyerek tehditlerle vardiyaya çağırıyorlar. Örneğin bizim kaldığımız bölgede bir kadın arkadaşımız, kendisi hamile, zorla fabrikaya çağrıldı o haliyle. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. İnsanlar burada hem acı, hem korku, hem öfkeyi bir arada yaşıyorlar. Gün geçtikçe öfkemiz daha da artıyor. Hamile kadını işe çağırıyorsun ya deprem zamanı. Kadın erkeğin başarısız bir kopyası değildir. İnsan olarak mücadele ve inşa için özel özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Bu kadar uzun süre zincirli kalmış enerjinin serbestçe gelişiminin mücadele ve yaratıcı çalışmalardaki başarısına büyük katkısı olacaktır. İşçinin ekmeği olmalı ama aynı zamanda gülleri de olmalı. Şu da çok iyi bak. Herkes yapamazsın deyince sen de inanıyorsun. Edebiyatta da böyle olmuş. Ta bir sürü kadın bunları dinlemekten usanıp kadınlar roman falan yazamaz diye tutturan erkekler artık yerin dibine batıracak denli büyük romanlar yazana dek. Asıl sorun 3. sınıf erkeklerin elde ettiğine erişebilmek için kadınların kesinlikle 1. sınıf işler yapmak zorunda olmalıdır. Yani bunu ben çok solcu insanla da tartışıyorum abi. Hani şey böyle azınlık çoğunluk noktası olduğunda hani kardeşçe yaşama noktasına gelmek istiyorsan burada adım atması gereken çoğunluk olan oluyor abi, azınlık olan değil. Azınlık olan zaten hayat mücadelesi veriyor, ezilmenin kötü yanlarını yaşıyor ve sen ondan hani 1. sınıf bir performans bekliyorsun. Hayır, sen 1. sınıf performansı göstereceksin, sonra bekleyebilirsin yani. Evet, dezavantajlı grubun çok üst düzey olması gerekiyor Nihat. Doğru söylüyorsun. Ay Nihan. Pardon yani Nihat'ı. Nihat diye okumuşum yanında. O T var ya, çok pardon Nihan. Şey. Engellilerde de mesela evet, bir engellinin ciddiye alınması için mesela çok iyi piyano çalıyor. Çok iyi kod yazıyor. Yok çok iyi şunu yapıyor. Yok olimpiyatlarda, engelli olimpiyatlarında kazanmış falan veya şey böyle. Normal atletleri geçebiliyor, engel olmayan falan filan. Hani şey, engelli olduğu sürece aciz olarak görülüyor yani. 2. sınıf performans da yetmiyor, en iyisi olması lazım. Günün şarkısı, şunu merak ettim ya. ETF işçilerinden. Markalar iş verirken, harıl harıl çalışırken, paraları kazanırken, biz o zaman iyiydik. Kandıramazsın bizi, susturamazsın bizi, durduramazsın bizi. İsteriz hakkımızı, Porsche'lere binerken, otelleri dikerken, keyfin yerindeyken, biz o zaman iyiydik.
kandıramazsın bizi, susturamazsın bizi, durduramazsın bizi. İsteriz hakkımızı, şimdi ne oldu sanem? Hakkımıza girdin de biz helal ettik mi? Tazminatımızı sanem, kandıramazsın bizi, susturamazsın bizi, durduramazsın bizi. İsteriz hakkımızı. Kanunları da şey, öncesinde de aslında kadın, feminizm falan satıyormuş böyle. Hani filli boyanın Atatürk reklamları giyiyi. Bizi emeğinin peşinde, ETV işçisi emeğinin peşinde. Ben ETV tekstil işçisiyim. 5 yıl çalıştım burada. Direnişe çıktık. Sanem Dikmen haklarımızı vermedi. 79 gün bu alanda direndik. Haklarımızın peşinden koştuk. Çelik kuvvet geldi, yerlerde sürükledi bizi. Gözaltına aldırdı, ters kelepçe yaptı. Bir sürü zulümle karşılaştık burada. Fakat biz bu direnişimize bir sürü zulümle... Faşo. ...karşılaştık burada. Fakat biz bu direnişimize ne olursa olsun haklarımızı alana kadar devam edeceğiz. Hukuki sürecimiz de ilerliyor bir taraftan. Bu direnişin bize kattıkları birlik olmayı öğrendik. Aslında birlik olunca neleri başarabileceğimizi öğrendik. Dayanışmayı öğrendik en önemlisi. Mücadele nasıl edilir onu öğrendik daha çok. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çalışan biz alan sensin, başımızı çalan sensin. Doğru biziz, yalan sensin. Bu direniş bize birçok şey kattı, güçlü olmamızı kattı. Nasıl direneceğimizi, nasıl kazanacağımızı, nasıl birlikte olacağımızı, etraftaki insanların desteğiyle, birçok insanla konuşman, birçok şeyi öğrenmen, daha güçlü olduğunu, daha iradeli olduğunu ve kesinlikle buna yenilmeyeceğini, direnen işçiler asla kaybetmez, her daim kazanacaktır. Bu da hep böyle olacaktır diye inanıyorum. Gün doğmadan yollardayız, döktüğümüz terli bizim. İşimiz ekmeğimizdir, ekmeğimiz kuru bizim. Direnişe çıktık. 79 gün boyunca burada kaldık. Çadırımızı kurduk. Direnişimizi başlatırken büyük bir mücadeleyle, büyük bir onurla, büyük bir güçle bunun kararını aldık. Alırken de örgütlenerek, güçlenerek, birbirimize fikirler vererek nasıl duracağımızı, nerede durup, nerede devam edeceğimizi öğrendik. Çevik kuvvetle karşılaştık. Ters kelepçe oldu, gözaltı oldu ama bu bizi yıldırmadı. Kendi haklarımız için buradaydık. Kendi haklarımız için mücadele edeceğimizin bilincine varmış olduk. Bunu öğrenirken de bir sonraki gideceğimiz iş alanında, çalıştığımız yerlerde, işte sokakta olsun, evde olsun, kendi haklarımıza nasıl sahip çıkacağımızın bilincine varmış olduk. Bizim için aynı zamanda da okul oldu. Hak, hukuk, adalet nedir? Yani haksızlık nedir? Kim kazanıyor, kim yiyor, kim götürüyor, kim kimin arkasında? Onları öğrenmiş olduk. Mücadeleyi devam ettik. Bu yönüyle kadınlar çok güçlüydü. Pes etmedik. Gece gündüz burada çadırda kaldık. Tekstil işçileri direnmez, direnişe geçmez ya da haklarını savunmazın algısını da kırmış olduk. Bir sonraki adımda işçi sınıfı için, tekstil işçileri için örnek olduğumuzu düşünüyorum. Biz kazandık. Bütün mal varlığına haciz koyduk. Çok mutluyuz. Zafer direnen emekçinin oldu. İyi ki direnmişiz. İyi ki haklarımızı başkasına bırakmamışız. İyi ki haklarımızı savunmak için sonuna kadar gitmişiz. Pes etmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. İyi ki direnmişsiniz abla, ne diyeyim ya. Başka en sonda bakmadığımız noktası şey kaldı. Biz kimiz? Oraya da bakalım. Yavaşça şey, emek ve gülü incelemeyi, hani kendinize bakarsınız artık. Ben önden bir tanıtımını yaptım. İçeride bolca içerik var yani. Burayı da okuyayım yani. Ekmek ve gül, bu sözcükler kadınların hem ekmek hem de gül mücadelesinin yüzyıllara uzanışını simgeler. 1908'de 15 bin kadın işçi daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir, oy hakkı ve doğum izni için yürüyüşe geçtiğinde dillerinde ekmek ve gül sloganı vardır. Hep bir ağızdan karnımızı doyurmak için ekmek, ruhumuzu doyurmak için gül istiyoruz der işçi kadınlar.
Bundan bir yıl sonra New England tekstil sanayini sarsan iş bırakma eylemi gerçekleştirilir. Bir yürüyüşte işçi kadınlar ekmek istiyoruz gül de yazan bir pankart taşır. Grev ekmek ve güller grevi olarak tarihte yerini alır ve o günden bugüne kadınların ortak talebi hala ekmek ve güldür. Aa, Tarık hoş geldin, nasılsın? 2008 yılında Hayat Televizyonu'nda başlayan kadın programı Ekmek ve Gül de kadınların bu yüzyıllık deneyiminden beslendi. Neredeyse her ilde Ekmek ve Gül adıyla bir araya gelen kadınlarla büyüdük. Bu birliklerden işçi, işsiz, memur, öğrenci, sanatçı kadınların birikimiyle çıkan aylık bir dergiyi de yanımıza kattık. Fabrikalara, mahallelere, atölyelere, evlere, kadın derneklerine, kadınların olduğu her yere uzanan Ekmek ve Gül, bugün kadınların birlikleri ve dayanışmasıyla web portal olarak yoluna devam ediyor. İyi Tarık, ne olsun? Biz de Ekmek ve Gül'e bakıyoruz. Web portalımız bir haber sitesi olmaktan öte kadın kadına dertlerimizi paylaştığımız, hayatın her anında bize benzer başka kadınların bir tık yakınımızda olduğunu hissedeceğimiz, kadın dayanışmasıyla yaşamı güzelleştireceğimiz, bilgileneceğimiz ve dünyayı değiştireceğimiz bir mecra olacak. Aramıza hoş geldiniz. Kadın kadına dertlerimizi paylaşacağız kısmı da bu sandıktaki mektup kısmı işte. Güncelde yeni haber girilmiş mi? Ege illerindeki 8 Mart'lar. Aydın, Antalya, Balıkesir, Muğla. Aydın dedim. Antalya. Balıkesir Merkez, Balıkesir Bandırma, Balıkesir Burhaniye, Muğla Merkez, Muğla Köyceğiz Ortaca. Ha yok, Gezi'den beri hani belirli bir günde bu kadar örgütlü eylem yapabilecek başka bir hareket yok. 1 Mayıs'larda da olmuyor böyle bir şey. Bu arada ne diyeceğim, 65 kişi falan gelmiş. Şu hani yayını beğenmeyi unutmayın, algoritma goncuklayın yani. 16 beğeni de kalmış bak. De yayında abone de gelmemiş. Ona da hani abone olmayan varsa aranızda bir el atsın. Ben de protestodan geldim. Tiplilerle rastladım. Burada örgütlenmeye başlamışlar. Neredesin Tarık? Türklerle. Sen İran'da mıydın? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yepis'in Discord'da sanırım. Aa, Belçika. Ya sol örgütler Avrupa'da vardır genelde ya. Her zaman. Hani TKP böyle Türkiye'de var olduğundan daha çok Almanya'da olmuştur sonuçta. 92'ye mi 2002'ye kadar mı? Ne yasaklı TKP? İsmini alamıyorlar falan. Twitter'a bakalım neler olmuş. 10 bildirim gelmiş. Lan bu tweet'i 10 kişi beğenmiş. 10 kişiniz nerede lan? Neredesiniz ha? Aa, şu pankart çok iyi ya.
Yok ya, Ecevit'i görünce geçmedim. Bunun don olabileceğini düşündüm bir anda da. Şeymiş işte. Örtü şey. Anladınız bir şey ya. Bez falan. Bir an şey zannettim, böyle eski kadın donumu falan. Bir şey oldum yani. Aynen böyle şey, hani yaşlı kadın donu, böyle yaşlı teyze olur ya, götü 1,5 metre falan. Onların donudur falan diye bir şey oldum Zinar, yani haklısın. Bir dedim aman Allah'ım, bu görüntüyü görmemem gerekiyordu. Ciddi mi lan bu? Nasıl elektrik sayıcı ya? Ya Jaco'ya sor da zannetmiyorum o kadar Jaco ben olduğunu ya. Bir ara Liberer Tilki Dilliki Niki yani. Üf. Abi şunu artık öğrenmeniz lazım. Cahre'nin bir botu var. Beğenmediği bir tweet'i eğer birisi like'larsa direkt banlıyor. Blokluyor. Laborans'ın benim bildiğim bir İngilizce hesabı var. Bir şu an Pers hesabı var. Galiba. Yoksa Arapça mı acaba o? Pers diye biliyorum da. Aynen Farsi Pers bu. Bir daha şey Arapça olması lazım. Siktir ya. Bakın bu gece tuvaleti mevzusu o kadar korkunç ki, depremin daha 4. günde karşılaştığımız depremzede kadınlar tuvaletlerini yapamadıklarını, kuytu köşeye bile gitseler tanımadıkları erkeklerin onları videoya çektiğini, birçok kadının tuvalet için tenha bir yere gittiğinde cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatıyorlardı bize. O günlerde tek çare portatif tuvaletti ama onu da koyacak kapalı bir yere olmadığına yine de kadının hiçbirinin işine yaramıyordu. Şeytan Surprise Pikachu Face cidden ya. Ya sizin ben amınıza koyayım ya. Tövbe tövbe. Harbi küfür ettirecekler ya. Abi törfler kafayı yemiş insanlar cidden ya. Kafayı sıyırmışsınız. Ha.
YouTube'daki bir dahaki videomun intro videolarını toplamaya başlamışız. Ben bunu bir yere şey yapayım da, yedekleyeyim de ileride kullanırım bu görüntüyü. Beistullah. Bolisimin yanındayım. Oo, güzel. Today is the International Women's Day. Bugün uluslararası emekçi kadınlar günü. We share photos of women resisting and fighting in different parts of the world. Dünyanın farklı bölgelerinde direnen ve mücadele eden kadınların fotoğraflarını paylaşıyoruz. This one is my favorites. Bunlar benim favorilerim. Bu fotoğraf Bahreyn'den. Büyük de Arap Bağrı'ndan. Arap Bağrı Bahreyn'de de sıçrıyor aslında ama Körfez NATO'su denilen bir tane askeri güç oraya girip bastırıyor ve 100 kişiyi falan öldürüyorlar yani. Bu da büyük de çatışmalardan sonrası. Angola. Bu da Angola İç Savaşı'ndan olmalı, MPLA. Küba'nın yardıma geldiği Angola'daki komünist örgüt. İki tane varmış be. Uzun seri olur falan diyordum. Burkina Faso'dan da var bir tane. Filistin. Sandinista, Nicaragua'nın komünistlerinden. Oğlum bu evde ne olmuş? Bomba mı patlamış lan? Oğlum bu nasıl eş tipe bak yani. Kim kazanmış? HDP'nin oyları olmadan kazanılamaz. O adamın artık yaşadığı eve bak. Adam bildiğin şey yapıyor ya. Ya bayan olayı şeyden geliyor. Bir bayan aslında bir cinsiyet belirtmiyor. Bay, bayandaki bayanı. Hani Bay Kemal'deki mesela bayan Meral dersin. Meral bayan dersin. Bayan bir cinsiyet değil aslında yani. Erkeklere gidip bay demiyorsun. Ulan fucking boomerlar susun artık ya. Bilmiyorsanız kapayın çenenizi. Fucking HDP'nin oyları olmadan kazanılamaz. Ulan oğlum sen 40 boomer... yaşındasın lan. Ulan susun artık ya. Bilmiyorsanız kapayın çenenizi artık ya. Fucking boomerlar. Artık bir susun amına koyayım. Ulan HDP'yi yanına alarak kim kazanmış şimdiye kadar seçimi? Kim kazanmış? Şimdiye kadar
kaç tane seçim kazanıldıysa hepsinde HDP ya da HDP'nin atalarını yanına almayanlar kazandı. Bugün de öyle olacak. HDP'den oy toplayan değil, AKP'den ve MHP'den oy toplayan kazanacak. Yani rakiplerinden. Rakiplerinden oy toplayan kazanacak. Oğlum sizin matematiğiniz mi yok? Kafanız mı güzel? Savunma Bakanlığı'nı da HDP'ye verin. Hadi verin verin. Verin ya verin. Savunma Bakanlığı'nı da HDP'ye verin. Kışlaların içe mayın döşesinden rahat edelim. Amun okuyayım. Bir o kaldı ha. Milli Eğitim Bakanlığı'nı şeye mi vereceksiniz? Saadet'e. Karamollaoğlu'na. Onu yapın. Yani onu ben diyorum. Onu ben diyorum yani. Öyle bir olay yoktu. Ben diyorum onu. Milli Eğitim Bakanlığı'nı Saadet'e verin. Ekonomiyi Babacan'a verin. Belki sağda solda özelleştirilmemiş bir şeyler kalmıştır. Onları da özelleştirsin. Bu arada şaka baka verebilirler ha. Maliyeyi. Adam sonunda tek bir tane mantıklı cümle kurdu sadece. Gerizekalı, sen ateistsin bir kere. Nasıl AKP'den oy almayı düşünüyorsun? AKP, MHP kitlesinden. HDP'nin oyları olmadan kazanılamaz. Ulan fucking boomerlar. Ya şu konu sorunu günümüzün cidden toprak reformu ya. Hani sanayileşmiş bir toplumda, insanların şehirleri tıkıldığı bir toplumda konutlar ücretsiz olmadığı sürece insanlar rahat yaşayamayacak. Şu an herhangi bir insanın maaşının %60'ını falan vermesi gerekiyor kiraya. Böyle nasıl ekonomi dönecek, böyle nasıl insanlar yaşayacak yani? Of, bugün de kısa yayın yaparım diyordum da 2,5 saat olmuş. Chat'te kimsenin sorusu, söyleyeceği bir şey varsa cevaplayayım. Hani 3-5 dakikayı kapatırım artık. Evet evet, bayağı şeffaf ya. Ben stüdyoyu gösteririm, sıkıntı yok. Al göstereyim. Nasıl istatistiklere bakmak istersiniz? Ya örgüt muhabbetleri şey, artık ben o dün yayında izledim Erkan Maşin yayınını, o Candaş Tolga Işık mı? Onunla yayınını şey böyle. HDP mi diyor? Direkt geçtim o kısmı abi. Hani HDP kısmı değil de PKK falan carttı curttu kısmını dediği an geçtim. Bir de şey, Atatürk demiyorsunuz kısmı, orayı da geçtim. Hiçbir şey demek istemiyorum o konularla artık. O bir dog whistle çünkü. Şey değil. Onun ne düşündüğünü merak etmiyorlar. Verdiği hiçbir cevaptan tatmin olmayacaklar. Onu sadece biz sizi sevmiyoruz. Siz sevmeme nedeni olarak da şöyle bir şey bulduk, uygun mudur sorusu yani. Başka bir şey değil. Bakın size şeyi göstereyim ha. Güncel abone sayısı artışı bu. Son bir ay kanal %50 büyüdü yani. Bayağı hoş oldu. Bak bugün kaçı? 8'i. 8 Şubat'ta 415 aboneymiş. Ki kanal aslına bakarsan... Aa, yarın kanalım şey ya... 5. ay yıl dönümü. 9'u. Aynen. Hatta yarım saat sonra falan. Ha, dün de Laps diye bir 18 abone geldi. Bugün 2 gelmiş. Neyse artık.
Aa, teşekkür ederim Zinar, sağ ol. Abone olmadıysan beklerim yani. Ya, sağ ol ya, aboneysen. Ya öyle zaten, o Jaco, Yepis ve benim aramda çok insan dönüyor. Şu kanallar kısmında mesela hani güzel sol kanallar var. Şu Kerem Can Uçak şey ya, CERN'de Türkiye'de CERN'de çalışan Türklerden, İTÜ'de fizik profesörü ve şey diye videosu falan var. Neden sosyalizm diye. Nerede acaba o video? Ha. Ha, yok bu değil. Ha şu, neden sosyalizm? Şey, Einstein'ın neden sosyalizm kitabından vesaire. Diğerleri şey. Laborans var. Turkish Comrade var. Bu marşları paylaşıyor. Komünist marşları, bizim Apo var, chat'teki minik yan. Kapitalizm 31 var, bu aralar video yapamıyor da. Ya BSM'nin benim şeye ihtiyacı yok kanka. Benden promote almasına gerek yok BSM'nin. Bizim Discord'daki Chuck'ın Kara Kedi Vanarşi var. Aynen, Abdullah Twitch'te genellikle sentez figür var, fikir var Toygar abinin. Ay, Yepis'te onun kanalları çok üst düzey bilgi edinebileceğiniz yerler. Aynen, Minikyan şey Twitch yayıncısı. Beistokrasi, bu adamın çok daha fazla video yapması lazım ya. Ben bayılıyorum buna. Tektonik levha ırkçılığı. Max antifeminist zekası, eşitlik değil adalet, erkeklere ne oluyor diye vesaire falan. Kadın diktatörü yaşasın. Erkek eleştiri kanalları. Bak şu videosu çok iyi Bu mesela. kadını hepiniz Şu görmüşsünüzdür. Sadece kadın. Triggered Feminist Gay'nin şey, aslında orada kadının çok sakin bir şekilde tetiklenmiş bir sağcıya laf anlatmaya çalıştığını biliyor muydunuz yani? Sadece kadının mimikleri çok çıkıyor ve orada tam esas alınan noktada böyle olmuş. Kadın düşmanları tarafından sıkça paylaşılıyor. Kendisi yıllardır medyaya tetiklenmiş SJV, erkek düşmanı feminazi olarak yansıtılıyor. Peki gerçekten böyle mi? Bu kadınla niye bu kadar dalga geçiliyor? Açıkçası ben pek merak etmediğim için açıp bakmamıştım kim bu kadın diye. Kendisinin asıl videosunu da görmemiştim. Ama bu hafta Twitter'da karşıma şöyle bir şey çıktı. Feminazi diye pazarlanan bu kadın aslında sakin bir şekilde sağcılara laf anlatmaya çalışıyormuş. Biraz fazla jest ve mimik kullandığı için garip ve sinirli gözüktüğü yerleri kırpmışlar ve feminazi diye önümüze sunmuşlar. Önce kadının gerçek videosunu izleyelim. In Germany. You, my parents are immigrants. I got a story. My fucking parents are immigrants. No, not even a fucking big percentage. Tiny. You know how many women in the U.S. get raped? Do you know how many? One in every three fuck women. Ton, a fuck that means ton. That all Americans. That's a crisis. There's a rape crisis. Exactly. 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 It's a crisis also. But if you look at a lot of the rapes that are going to be reported, that is not a fact. I can't believe that. That is a fact. Kadına hayran oldum gerçekten. Bu durumda bile olabildiğince sakin kalmış. Ben olsam kafayı yerdim orada. Arkadaki pankartlardan anladığım kadarıyla Trump destekçisi bir yürüyüş bu. Kendisi de oradaki sağcılarla tartışıyor. Videoda fark ettiyseniz erkekler histerik şekilde durmadan bağırıyor. Kendisi de bu erkeklerin yanında sesini duyurabilmek için
sesli konuşuyor. Asıl tetiklenenler erkeklerken kimse onlardan bahsetmemiş. Sinirli yüzlerini paylaşıp onları kadın düşmanı diye pazarlamamış. Sağcılar yıllarca kadını karalayıp bu kadın üzerinden feministlere nefret kustular. Ve birçok insan sorgulamadan bu kadının kötü biri olduğunu kabul etti. Burada sağcıların propaganda yayma konusunda ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Aslında kadın gayet medeni bir şekilde erkekleri eğitmeye çalışıyormuş. Peki bu kadın neden feminizi diye pazarlandı? Neden hedef gösterildi? Açıkçası en büyük sebebi kendisinin bir kadın olması. Toplum kadınlardan nefret etmeye daha müsait. Sadece erkekler de kendilerine karşı çıkan kadınlara katlanamadığı için videonun alt metnini göstermeden kadını yanlış tanıtıp nefret kusmak istemişler. İnsanları bu kadının feminizi olduğuna inandırmaları hiç de zor olmadı. Kadın düşmanı erkekler bu propagandayı yalayıp yuttu zaten. Feminist argümanlar sunan kadınları bu kadına benzeterek dalga geçip susturmaya çalıştılar. Videolarımda bu lafı çok fazla söylüyorum biliyorum. Kendimi tekrar ediyor olabilirim ama sağcılar gerçekten hayali düşmanlar yaratıyorlar. Feministlerin düşüncelerine karşı argüman üretmek zor geldiği için onun yerine kırpıp kesip bu gibi insanları düşman diye önümüze koyuyorlar. Gerçeği çarpıtıp feministleri yanlış lanse ediyorlar. İşin kötüsü ben dahil birçok insan bu videonun aslını bilmiyordu. Bu gönderi Twitter'da tutmasa binlerce insan hala bu kadının erkek düşmanı SJV olduğunu düşünecekti. Ve sağcıların yalanlarına inanmaya devam edecekti. İşte tam olarak bu yüzden medya sağcıların eline bırakılmamalı. Her zaman gericilerin yalanlarını çürüten ve gerçeği gösteren ilerici bir kitle olmalı. Aksi takdirde bu tarz çarpıtmalarla istedikleri herkesi ve her şeyi karalamaya devam edecekler. Bak şu videosu da güzel. 8 Mart'tayız. Garanti bu geyik yapılacak. 8 Mart'taki pankartlar mevzusu. Feminist protestoları hepiniz görmüşsünüzdür. Kadınlar özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'nde protesto yaparak kendi haklarını savunuyor ve ülkedeki cinsiyet eşitsizliğine tepki gösteriyor. Bu vesileyle toplum önündeki üstünlüğünü kaybetmekten korkan erkekler feminist protestolarda kullanılan bazı pankartları sosyal medyada paylaşıp kötüleyerek feministlere hedef gösteriyor. Bu erkeklerden bazıları da bu tarz vasat kıyaslamalarla eski feminizm yeni feminizm tespiti yaptığını zannederek kendini rezil ediyor. Uzun zamandır bu kıyaslamalar ve feminist protesto kötüleyiciliği hakkında Oğlum ikinci dalga feminizm falan bayağı hoş olmayan bir şey lan. Beyaz erkekler zincirleri falan hiç sallamayarak şey yapıyor böyle. Bize de hak verin ya. Siyahları biz de rahat ezelim falan diye böyle. Konuşmak istiyordum. Hazır bu paylaşımda gündem olmuşken bu konu hakkında bir video yapmak istedim. Gönderi Hiç Etik Değil sayfasına ait. Bu sayfa hepimizin bildiği komiklikten uzak mizah sayfalarından biri. Diğerlerinden farkıysa birkaç haftada bir içinde komedi unsuru bulundurmayan, tek amacı kadınları kötülemek olan cinsiyetçi paylaşımlar yapması. Kadın düşmanı erkeklerin feminist eleştirisi adı altında yıllardır ısıtıp önümüze koydukları bu rezil karşılaştık. Hiç etik değil ırkçılık noktasına falan da geliyor. Onun belirli bir ajandası var belli yani. Büyükler İyi Parti'yle Zafer'le bağlantılıdır o hesabın sahibi. Tekrar gündeme getirip etkileşim kasmaya karar vermiş kendisi. İnsanlar da hiç akıllanmamış olacak ki bu tarz mantık hatalarıyla dolu cinsiyetçi gönderileri hala beğeniyorlar. Bu karşılaştırmanın neden mantıksız olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle iki pankartın amacı aynı değil. Soldaki pankart kadın haklarından ziyade cehalet ve yozlaşmaya bir eleştiri içeriyor. Sağdaki pankartın amacı ise tamamen farklı. Bu yüzden adil bir kıyaslama değil. Size adil bir kıyaslama göstereyim mi? Bu. Adil kıyaslama budur. Ama bu iki fotoğrafı yan yana koyup karşılaştırmak kadın düşmanı erkeklerin işine gelmediği için onun yerine birbiriyle alakası olmayan iki pankart üzerinden eskiden kadınlar, günümüzde kadınlar mesajı vererek kadınları kötülemeyi seçmişler. Bu tarz gönderilerle kadınların imajını çizmeye ve toplum önündeki değerini azaltmaya çalışıyorlar. Protestolarda kullanılan pankartların birkaç çeşidi var. Bazı pankartlar kadın erkek eşittir, İstanbul Sözleşmesi'ne uygula gibi basit ve ilk okuyuşta anlaşılabilen mesajlara sahipken bazısı da alaycı ve kışkırtıcıdır. Sağdaki pankart ikinci kategoriye giriyor. Kadının bu pankartı ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Ama yaşadığımız ataerkil sistemi yorumlayarak birkaç çıkarımda bulunabilirim. Cinsel hayatı aktif kadınlar, orospu, kaşar gibi rezil söylemlere maruz kalarak cinsellik yaşadıkları için utandırılmaya çalışılıyor. Çok fazla kadınla ilişkiye giren erkekler övülüp sırtı sıvazlanırken, çok fazla erkekle ilişkiye giren kadınlar aşağılanıyor ve kendilerine orospu yaftası yapıştırılıyor. Gerçi bu yafta sadece bununla da kalmıyor. Bazı erkeklerin gözünde orospu olmak için cinsellik yaşamanıza gerek yok. Erkeklere tapmayan bir kadın olmanız yeterli. Toplumun bu tutarsız ve cinsiyetçi orospu anlayışından bıkmış olup, madem bana kararlarım ve kıyafetlerim üzerinden orospu yaftası yapıştırıyorsunuz, o zaman evet öyleyim diyerek bu pankartı yapmış olabilir mesela. Muhtemelen bazı erkekler bu pankarta bakarak bu çıkarıma nasıl ulaştığımı düşünüyor şu anda. Pankartı görüp kudurduktan sonra Google'a 1960 siyah beyaz pankartlı kadın diye aratıp bulduğunuz fotoğrafları sağdakiyle karşılaştırarak feminizm eleştirisi yaptığınızı sanmak yerine kafanızı kullanıp düşünerek siz de bu çıkarıma ulaşabilirsiniz. Ha belki kadının amacı bu değildir. Belki de pankarta hiçbir anlam yüklememiştir. Canı orospu yazmak istemiştir ve yazmıştır. Ben buna da saygı duyuyorum. Bu pankarta baktığımda Türkiye'nin düştüğü hale bak. Kadınlarımızın ahlakı elden gitti diye düşünmüyorum. Ülkedeki protesto karşıtı baskıya rağmen eyleme katılıp böyle bir pankart yapmış. Ne kadar cesurca diye düşünüyorum. Sonuç olarak feministlerin protestolarda gerici erkeklere laf anlatmaya çalışmak yerine bunun gibi pankartlar yaparak onları tiye almalarında bir sorun görmüyorum. Bunun gibi birçok örnek var. Erkeklerin beğenmediği pankartlardan bir diğeri de bu mesela. Kendisi kadınlara cinsellik üzerinden yüklenen, namuslu olma sorumluluğunu alaya alan bir pankart yapmış. Bu kadın bu pankartı böyle de yapabilirdi. Ama gerici erkekler ağlayıp
Erkeklerin namus kavramı üzerinden kadınlara değer biçiyor. Lütfen yapmayın. Üzgün smiley. Ha bu arada erkekler de öldürülüyor. Tüm erkekler öyle değil. Çıkacak diye tepkisini yumuşatmak yerine kendisini seküler sanan layık yobazları kudurtmayı seçti. Gayet başarılı olmuş bence. Twitter profil fotoğrafında futbolcu olan, Yat Kalk Zafer Partisi retweetleyen 17 yaşındaki milliyetçi erkekleri de sinirlendirmeyi başardıysa bu pankart amacına ulaşmış demektir. Ülkedeki protesto kültürü eksikliğini özellikle bu pankartlara gelen tepkiye bakarak anlayabilirsiniz. Feminist protestolar hassasiyetleri olan muhafazakarlara yaranmak için yapılmaz. Feminist protestolarda erkeklere feminizmi öğretmeye çalışan pankartlar kullanılmaz. Bu eylemlerde hiçbir zaman paragraflarca feminist argümanlar sunan pankartlar göremezsiniz. Çünkü protestoların amacı toplumu eğitmek değildir. Eşitsizliğe tepki göstermektir. Gerektiğinde kışkırtıcı ve agresif pankartlar da kullanılabilir. Kadınların kendi haklarını hanım hanımcık arama borcu yok. Feminist aktivizm yobaz erkek yancısı olmayacak. Reddit'te, Twitter'da paylaşın durum bu rezil kıyaslamaları. Sizden daha iyisini beklemiyoruz. Ben de feminizm karşıtı erkeklerin erkek hakları protestolarında kullandığı pankartlarla dalga geçerdim ama bu erkekler kendi sorunlarını hakkında eylem yapacak kadar önemsemediği için ortada ne bir protesto var ne de bir pankart. Siz en iyisi evlerinizde oturup cesur kadınları kötülemeye devam edin. Bundan başka bir meziyetiniz yok zaten. Ya mis gibi kanal ya. Cidden mis gibi kanal yani. Bir de hani böyle izlenme kasmak için uzatmıyor da videoları. Şey böyle hani çat çat hızlı hızlı söylüyor direkt. Tüm videoları öyle aslında yani. Hani ilk birkaç videosuyla bu kadar aboneye geldi. Sonra bir ara verdi böyle. Şu bak şu sıralar çok çıkardı böyle. 5 ay önce gözüküyor hepsi, tamam mı? 6 ay 5 ay 1 ayda şu videoların hepsini çıkardı böyle. Sonra 1 ay sonra şunları çıkarmaya başladı ama benim fark etmediğim bir şey. Çünkü YouTube algoritması şerefsiz olduğundan dolayı shortlarını bana hiçbir şekilde göstermedi. Bu arada short da yapıyormuş. Ve bu short mantığı bana acayip mantıklı geldi. Hani Beastocracy'nin bu hızlı hızlı argümanlarımı söylüyorum gidiyorum mantığı short'ta çok iyi çalışır. Bir de arkaya böyle ilgi çekici bir şey koyarsan, görüntüler. Bak mesela bu Barış Atay'la ilgili. Bu hafta kafası pek çalışmayan bir Twitter kullanıcısı, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay'ın şapka ve kulaklık taktığı bir fotoğrafı paylaşıp kendisine ikiyüzlü sosyalist imasında bulundu. Adam sosyalist olmasına rağmen alışveriş yapmış yani. İnsanlar da bunu eleştiriyor. Tweet'i gördüğümde utançtan yerin dibine girdim. Sosyalistlerin çöpten giyinmesi gerektiğini savunan bir zihniyet var karşımızda. Sosyalizm fakirliği savunmak veya herkesin fakir olmasını istemek değildir. Zenginliğin herkesçe paylaşılmasını istemektir. Pahalı ve kaliteli ürünler almanın sosyalizmle çelişen hiçbir yanı yok. Gönderiyi paylaşan adamın profiline baktım. Kendisi AKP'li zaten. Ondan bunu anlamasını beklemiyorum. Beni üzen şey bu az düşünülmüş tweetin 40.000'in üstünde beğeni alması. Muhalifler de katılmış yani tweete. Bu gönderi AKP'li olmayan ortalama bir vatandaşın da sorgulama ve düşünme yeteneğinin olmadığını gösteriyor aslında. Halkın parasını yiyen hükümete es geçip Barış Atay'ın kendi parasıyla aldığı kulaklığı mı konuşacağız gerçekten? Bu mudur yani? Yazık. Bak şuna gene bir muhabbet oldu. Minik yanında ben de tepki göstermiştik. Dur şey yapayım. Bu sefer şaşırtmayacak şekilde sağ Kemalist bir tane salak yapmış. Dur bulacağım. Neredeydi o ya? Sabah mı atmıştım onu? Aynen. Yo. Hah. Komünistlik taslayıp milyonluk yıllarda kalmak güzel mi Erkan Baş? Tamam mı? Bu kaç ay öncesinin mevzusu. Ya bu şeydi. Bu evin sahibi biri yazarmış. Hani zaten evde müthiş villa tarzı bir şey de değil yani. Yalı da değil. Böyle sahil kentlerinde görebileceğiniz hani birinin yaptığı iki katlı müstakil evler tarzı yerler. Tamam Kastamonu'da bile böyle evler bulursunuz. Çok da pahalıya yapılmaz bunlar kendin yapıyorsan. Bunda da aslında şey, burada bir gün mü kalıyorlar, bir gündüz mü kalıyorlar, sonrasında bungalovda kalmaya gidiyorlar zaten tatilin geri kalanında. O da 3 mü 4 gün mü ne kalıyorlar. Onu da dedim zaten, bir de köpek öyle bir şey yapmış ki. Şimdi yalı var, villa var, çok fark var arasında değil mi herif, komünist komünist falan. Tamam, bu salak bunu 2.3 milyon insana yaydı ve insanlar buna dedi ki hani böyle bir şey yok, sen yalan söylüyorsun. 2.3 milyon insan bunu biliyor. Geçenlerde başka bir şey, Erkan Baş gömme tweet'i de böyle 2.6 milyon kişiye falan ulaştı.
Ha, profillere de geliyorsun. Lan İsmet İnönü var, tamam mı? Profilde İsmet İnönü bunun dediğini görse bu çocuğu sopayla döver. Vallahi sopayla döver. Bir de John Kemal ismiş falan. Ya siktir git. Hürriyetperver, yok şey. Meşrutiyet devrimini alıp aydınlanmacıyız falan diye devam ediyorlar. İlerici her şeye karşısın sen yani. Ya ortanın üstün memuriyete de gerek yok. Hani 15-20 yıl para biriktir o evi çok. Ya 15-20 yılda da gerek yok ya. Oğlum eskiden yazlık evi yaptırmak o kadar pahalı bir şey değildi. Hani bayağı insanın yazlık evi vardı ya. Bir beyaz yakanın çok rahat yapabileceği evi, anlatabiliyor muyum? Eskiden. Beyaz yakayı bırak, işçi aristokrasisinden insanların da yaptırabileceği. Yani güzel bir şey, yabancı sermaye işinde çalışıyorsan 90'larda falan bunu çok rahat yaptırırdın. Bak şey, şu mesela, bu da Arkadaşlar siz güzel. delirdiniz mi? Neden ağlamalı Gumball Simpsons editi yapar gibi depremzedelerin editini yapıyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? Mantıklı mı sizce bu süreçte böyle videolar yapmak? Hele bu nedir mesela? Film posteri yapar gibi tüm felaketlere tek bir fotoğrafı koymuşsunuz. Kim neden böyle bir şey yapmak için mesai harcadı? Bu durumdayken böyle editler yapmak nasıl aklınıza geldi? Bir haber sitesi de çıkmış, enkazda ölen insanlar için özlü sözler Bunlar yazıyor. Bu olaylar korkunçtu üzerinden ya. edebiyat... Bu sanat sepet tayfa için ben video yapmayı düşünüyordum. Sonra arada kaynadı yani. yapıyor. Kafayı Şaşırıyorum ben yemiş bu bunlar. rezilliğe. Lütfen durun artık. Arkadaşlar siz delirdiniz mi? Neden ağlam... Abi de 8 Mart için yeni video atmış. Bak buna da bakalım. Sonra Erdoğan yavaştan son kadınlardan sözlerinizi alır korkuyor. Bunun en kapatırım. basit örneğini geçtiğimiz yıllardaki feminist protestolara getirilen yasaklarda görmüştük. Bu yıl da görmeye devam ediyoruz. AK Parti eşitsizliğe tepki gösteren her protestoyu sindirmeye çalışıyor. Beyoğlu Kaymakamlığı şimdiden feminist protestoları yasakladı. İstiklal Caddesi'nde protestoya katılımı önlemek için de bazı metro hatlarında yapılan seferleri işletmeye kapattılar. Korkuyorlar çünkü. Kadınların verdiği mücadele AK Parti'nin cinsiyetçilik üzerine kurdukları ve kabul ettirmeye çalıştırdıkları dünya görüşlerini sarsıyor. Kadınların kolektif bir şekilde kendi haklarını aramalarından ve hükümete hesap sormalarından çok korkuyorlar. Herkesin yasal hakkı olmasına rağmen protestoya katılan kadınları tutuklamanın başka hiçbir açıklaması olamaz çünkü. Bu yıl polis şiddeti ve yasaklarla boğuşulan son 8 Mart olacak. Önümüzdeki yıl bugün kadınların mücadelesi meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Erdoğan kadınlardan korkuyor. Bunun en... Bak bunu ben de bir tane tweet atarak söylemiştim sabah. Şey, kadın hareketi uzun zamandır AKP'nin en çok korktuğu hareket. AKP kurulduğundan beri kadınların örgütlenmesinde hastalıklı da olsa bir önem veriyordu. Çünkü hani o zamanlar muhafazakar kadınların diğer kadınların evine giderek örgütlenmesinden oluşuyordu AKP'nin temelleri. AKP kadın kolları en aktif yeriydi AKP'nin. Onu son 5-10 yıldır o kadar sattılar ki zaten. Yani 8 Mart'larda eskiden AKP'li olan bir sürü kadın görebilirsiniz yani. Çözülmelerinde bunun da etkisi var. Bu düzenin yıkılmasına ilk balyozu kadınlar vurdu. Yıkan son balyozu da kadınlar vuracak umarım. Öcü gibi korkuyorlar kadın yoldaşlarımdan. Son sözlerinizi de alayım. Yavaştan kapatırım ben arkadaşlar. Varsa bir şeyleriniz. Hani bir iki dakikaya kapatıyorum. Sorunuz, şeyiniz vesaire. Kimsenin ekleyeceği bir şey yoksa ben kaçar. Yarın mesai var. Görüşürüz arkadaşlar. Katılan herkese teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kanalın bir dahaki videosu da büyük ihtimal şey. Efe Aydal'ın bir gene aydallanmış merkeziyetçilik yaptığı bir tane videosu var. Ona reaksiyon videosu olur. Onu da herhalde cumartesi gibi gelir diye düşünüyorum. Onu yapması daha kolay olur. Edit falan olmayacak çünkü. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
Bay bay.